Selamünaleyküm dostlar. Filistin Gelinlerine isimli hikayemizin 5. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve dilimde zikrettiğim Rahman ve Rahim olana Allah'a hamd ve aşk ile. Sevmeli insan önce aynada gördüğünü, sonra içindeki sonsuz nur olan aşkın ta kendisi olan Yaradan'ı. Sevmeli insan, sevmeyi bilmeli. Gece güneşim, selam, sevgi ve hasret sana. Manevi alemin güneş, binlerce aşk olsun adına. Yalnız sana, bir tek sana kulluk etmeye nasip et ey yüce kerem sahibi. Yürüdüğüm bu yolda beni sensiz, beni aşksız bırakma. Ellerimi bırakma. Sar beni rahmetin ve merhametinle. Sar beni. Eğer dile yolda ilerlerken zikir halindeyim yine. Dua ediyorum, şükrediyorum. Mutlu ve huzur içinde olmam gerek değil mi? Ama mutlu değilim hala. Sevdiğim adam yanımda, yakınımda. Ama ben mutlu değilim. Eksik bir şeyler var. Beni tatmin etmeyen şeyler. Aşk hala yarım sanki. Sevdam henüz acemi gibi. Mutlu değilim. Peki eksik olan ne? Oturalım mı biraz? Geç olmadı mı? Eya'da duymuyordum bile. Ruhum doyumsuz muydu? Eya'da elde ettim de mi böyle oldu? Yok yok, asla. Seviyorum onu. İlk günkü gibi. Uçakta gözüme iliştiği ilk günkü sevgimle. O zaman neydi bu içimdeki sevgi boşluğu? Bana mı kızdın? Hayır. İstemeden bir şey yaptıysam özü alakası yok, öyle bir şey değil. Eya'nın karısı neden üzgün o zaman? Adımla hitap etmek yerine her yeni günde söyleyecek şeyler buluyordu. Hurma fidesi, cennetim, cennet arkadaşım, yoldaşım. Şimdi de Eya'nın karısı. Boşluk var dedim. Kalbimde eksik bir şeyler var. Ne gibi diye sordu. Bilmiyorum dedim. Maneviyat galiba. Yaradan'ın sevgisine mi talipsin? Keşke sevse dedim. O tüm kullarını sever. Yeter ki vazgeçme ondan ve yolundan. Eski günler geliyor aklıma dedim. Aha. Benim yüzümden, ben hatırlattım sana. Yo hayır, hiç unutmuyorum ki. Hep burada kafamın içinde. Çıkmıyor bir türlü. Unut dedi hayat, unut. Yapamıyorum ki. Bu öyle bir şey ki yemeden içmeden kesiyor beni. Bazen ibadet ederken geliyor. Hayat, Yaradan ya affetmezse beni? Ne yaparım ben? Alkol desem vardı, açıklık desem vardı, uyuşturucu bile. Ah hayat, düşündükçe dayanamıyorum. Hey sakin ol, ağlama. Bana bak, gözlerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kuşluk vaktine. Ve sükuna erdiğinde geceyi ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Duha suresi. Ne güzel demiş Yaradan. Rabbin seni terk etmedi. Seni sevmekten vazgeçmedi Lina. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Bu sözleri sakın unutma. Şeytanın oyununa gelme. İyi ki varsın. Bu arada şey... Ne? Ya aslında düğünden sonra sürpriz yapacaktım ama... Ne sürprizi diye sordum. Filistin'e gitmeden bir umre yapma fikri vardı kafamda. Kesinleşmedi ama... Ya düğün için sürpriz, sen de şimdi oturmuş ağlayınca dayanamadım. Lina iyi misin? Şaka mı yapıyorsun? Hayır da şok mu geçiriyorsun ey Lina? Rüyam dedim. Rüyam gerçek oluyor. Ne rüyası? Kalbimde tarifsiz bir sevinç. Ritim tutmuş sevincime. Şah damarım bile şahlıyor. Kalbim sıkıştı, ellerim titriyor. Yüreğimde bir ateş, aşk ateşi. Ey güzeller güzeli peygamberimin şehri. Sahi sana mı geliyorum? Huzuruna kabul ettin mi beni? O kutsal toprağa ayak basmak nasip olacak mı gerçekten? Dokunabilecek miyim o siyah kutsal örtüye? Hemen yere eğilip Eyad'ın ayaklarını öptüm. Eyad şaşkın ve utanç içinde. Parkta kimseler yok ama etrafına bakıp duruyor. Elimden tutup ayağa kaldırıyor, yüzüme bakıyor. Yanağımdan düşen cemreleri siliyor şehadet parmağıyla.
Ağlama. Bilseydim söylemezdim şimdi. Hem niye öpüyorsun? Aklını mı kaçırdın? Beni oralara götüreceksin. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bu ne güzel bir armağan. Ne güzel bir sürpriz. Elin ayağının bundan sonra. Ne dersen kabul. Estağfurullah. Ne diyorsun sen? Sen benim başımın tacısın. Göz bebeğimsin. Deme öyle. Hem istersin de gitmez miyiz? Gidelim hayat. Götür beni oralara. Hadi geç oldu. Eve git ve uyu. Yarın saat 10'da alırım, olur mu? Olur elbet. Yarın 10'da görüşürüz. Hadi sen de git. Sen bir eve geç. Ondan sonra ben de giderim. Hayırlı geceler. Ben eve doğru geçerken Eyad arkamda beni izliyordu. Beni sahiplenmesini sevmeye başlamıştım. Hoşuma gitmişti. Rüya gibi geliyordu. Meğer sevmek de sevilmek de ne güzelmiş. Eve geçip bir günü daha devirmek üzere gözlerimi yumdum geceye. Sonrasında sabah erken telefonun sesiyle uyanmıştım. Arayan Eyad'tı. Saat henüz 8.40'tı. Bir şey mi olmuştu bu saatte aradığına göre? Eyad? Günaydın olsun. Günaydın Eyad. Kahvaltı yaptın mı? Henüz değil. Kahvaltı yapmaya gidelim mi bir yerlere? Biz mi? Yok, başkaları. Uyuyor musun hala? Ya tamam, yeni uyandım ondan. Gidelim mi? Uykum varsa kalabilir. Yok ya, neye kalıyor? Uyandım ki ben. Üstümü giyiyorum şu an. Tamam, 15 dakikaya oradayım. 15 mi? Aa tamam tamam. 15 dakika mı dedi bu? Pijamamın üzerine feraciyi çekersem ancak kaza olurdum o kadar kısa sürede. Ama yok, olmaz öyle. Ondan sonra Tuana'ya gideriz falan. Bu ayıcıklı pijamalarla hayatta olmaz. Çizgili, renkli, uzun eteğimin üzerine beyaz gömleğimi giyip üzerine de feracemi giydim. Şalımı da takarsam... şimdi hazırım. Son iğnemi şalıma inerken kapı sesi duyuldu ve Eyad... ben kapıdayım diye sinyal vermeye başladı. Hala alışamadım Eyad'ın kapı çalmasına ve kapıyı da benim açıyor olmama. Hala rüya gibi geliyor yaşananlar. Kapı önüne gelince son defa uzun bir nefes alıp verdim. Elim kapı kolunda, heyecan ve stresle kapıyı aralayıp ona baktım. Bir insan bu kadar mı güzel bakardı, bu kadar mı heyecanlandırabilirdi birisini? Selamünaleyküm. Hazırsan çıkalım hemen, çok açım. Aleyküm selam dedim. Çantamı alıp geliyorum. Tamam, acele et dedi. Geldim. Nereye gidiyoruz? Hamam önüne. Daha önce gittin mi? Evet, gittim ama pek kalamamıştım. Yol üstünden geçtik gibi bir şey olmuştu. İyi o zaman. Sana bugün Ankara'yı gezdiririm. Ankara'yı biliyorum aslında. Nerelerin mesela? Beşevler, Bahçeli Evler, Tunalı, Sıhhiye, buralar. Beşevler şu an kaldığın semt. Bahçeli'de önceden kaldığım semt. Sıhhiye bizim okul ve hastanenin yerleşkesi. Tunalı bilmesen de olurdu. Bugün asıl Ankara'ya gidiyoruz. Gülümseyip duruyordu sürekli. O kadar cana yakındı ki elini tutup sarılmak, kokusunu içime çekmek istedim. Elini tutmazsam gidecekmiş gibi. Ellerimden kayıp gidecekmiş gibi. Tutmazsam kayıplara karışacakmış gibi. Kokusunu içime çekmezsem soluksuz kalacakmış gibiyim. O giderse güneşin yaydığı ısıdan yoksun kalacakmış gibiyim. O giderse ömrüm bitecekmiş gibi. O giderse ölüm meleğiyle karşılaşacakmış gibiyim. Hamam önü dediği yer Hacettepe yurdunun hemen yanındaydı. Ondan biliyormuş. Bir de Ankara'yı biliyorum diye hava atmıyor mu? Eski Ankara evlerinin restore edilmiş haliyle bir başka güzel ve eşsiz görünüyordu. O küçük dar sokaklardan maziye dalmış gibiydik. Mehmet Akif Ersoy'un evine bile gitmiştik. Benden daha çok şey biliyordu Eyad. Kahvaltı için gittiğimiz yerde güzel bir odaya geçip masamıza oturduk. Çok mu açsın? Fena halde. Sabret biraz. Sabrederiz dedi gülümseyerek. Sonra hafif yüzü düştü. Gülüşünü bozmadan hafif yüreğe yangın misali alışkınım açla. Beklerim. Ne diyeceğimi şaşırdım o vakit. Yüreğim bile utancından sessiz atıyordu. Susmayı tercih ettim uzun süre. O da dalıp gitmişti bir yerlere. Bedeni burada olsa da aklı hala Filistin'deydi. Kahvaltı gelince sessizliğin yerini çatal ve çay kaşığının sesi aldı. Uzun süre sessizlik hakim olunca Eyad rahatsız olacak ki sessizliği bozmaya başladı. Haziran 22'de Filistin'e gidelim diyorum. Hem
Kadir gecesini Filistin'de geçiririz. Ama önce umre. Oraya Filistin'den önce gideceğiz. Haziran 10 gibi. Bir hafta kalacağız. Kısa geçecek ama olsun dedim. Merak etme. Allah kısmet ederse birlikte hac yaparız. Kısmet olursa tabii. İnşallah dedim. Bu arada Filistin'le ilgili herhangi bir korkun veya şüphen varsa ne bileyim, okulun bitmesine az kaldı artık. Temelli orada yaşayacağız. Temelli mi diye sordum. Orada olmam gerektiğine, o insanların bana ihtiyacı var. İhtiyacı var derken her konuda. Doktor olarak mı, örgüt olarak mı? Nasıl bir ihtiyaçtan bahsediyorsun? Lina, basit bir soru bence. Madem basit, ikisi de. Hamas'ı bıraksan olmaz mı diye sordum. Olmaz dedi. Neden dedim? Onlar insan öldürüyor. Bir taraftan hayat kurtarırken diğer taraftan da insan öldürüyorsun. Bu çok mantıksız. Hamas hakkında ne biliyorsun ki dedi. İnternetten baktım. Her sayfada ayrı bir vahşet. Facebook'tan mı baktın? O sayfanın kurucusu bir Yahudi. Ama ateist şu aralar. Google arama motorundan mı baktın? Onun kurucuları olan Sergey Brin ve Larry Page de bir Yahudi. Gerçekten araştırıp Hamas hakkında bilgi aldığını söylüyor musun hala? Ben bir şeyleri bilmeden öyle saçma sapan yerlerden okuyarak yargılama, yapma bir daha. Yine de iyi olmanı istemiyorum. İyi olsun veya olmasın umurumda değil. Aklım sürekli sende kalacak ve kısacası bir örgüt üyesi olmanı istemiyorum. Eyad oturduğu yerden kalkarak sert bakışlarıyla bana bakıp durmaya başladı. Çok sinirliydi ve asabi. Onun için korkuyor olmam yanlış değildi bence. Her gece onu korkarak bekliyor olmanın üzüntüsünü şu an yaşıyor olmama kızıyor olamazdı. Empati kurması gerekiyordu. Ölümle burun buruna yaşayacaktık ve Eyad'ı bir örgüde teslim edemezdim. Sert bakışlarına uzun uzun maruz kaldığım Eyad suskunluğunu aniden bozdu. Bin defa sorsan da Hamas. Senle Hamas arasında kalsam da cevabım her zaman Hamas. Eyad karşımda durmuş, bir seçim karşısında nasıl davranacağını söylüyordu. Beni seçmeyecek olması mıydı beni bu kadar üzen? İçimde alevlenen bu his. Adı neydi bunun? Acı mı, hüzün mü? Önce yüreğimi sakinleştirdim, sonra kendimi topladım. Eyad'ın sinirlenmemesi gerekiyordu çünkü. Nikah işlemlerine gider ayak biteceğiz neredeyse. Benden ayrı bir an yaşasın istemedi yüreğim. Gururdan dahi vazgeçtim. Yerimden kalkıp onun yanına oturdum. Gözlerine bakıp elini tuttum. Otur lütfen dedim. Şaşkındım bu hareketlerine ve yabancı kaldım. Oysa çok kırılgandı yüreğim. Ne olmuştu o nazlı narin kıza? Ne ara bu kadar yandım ben böyle? Aşk ateşinde ne ara kavruldum ki ben? Elimi kaldırıp elini tuttum. Oturması için komut veriyordu ellerim. Kaç gün kaç ay olmuştu elleri tenime değmeyeli. O heyecan bile özenir miydi böyle? Özenirmiş. Bu kızgın hal bile sevilir, bu ara basılırdı. Eli öpülürdü bu adamın. Kızgın kızgın baksa bile. Sinirle aflıyor, etrafına bakınıyordu Eyad. Korkuyordum onsuzluktan. Korkuyla elimi çekip aşağı doğru saldım ve eski yeri olan dizime yerleştirdim. İçim gidiyordu. Ona bir şey olmasın diye uğraşıyordum oysa. Elimi çekince Eyad da sessizleşip yerine oturdu. Bana bakamıyordu bir türlü. Babam ne zaman sinirlense annem yanına yanaşıp usulca bir şeyler söyler, bebek gibi davranırdı. Haksız olan babam olsa dahi sinirli olduğu için haklısın Ali Bey der dururdu. Yumuşak davranır ve siniri geçince de babamı bin pişman ederdi. Hakkından gelirdi her zaman. Bir anne yöntemini faaliyete geçirme vaktiydi. Sakinleş dedim. İyiyim ben dedi. Peki tamam, sonra konuşuruz, sakin ol yeter ki. Ne? Sonra neyi konuşuruz biz Lina? Unut sen onu. Eyad, Lina bana bak, iyi dinle beni. Hamas'tan ayrılmamı asla bekleme. Yok böyle bir şey, asla olmayacak. Tamam dedim. Bir daha açma bu konuyu. Tamam, sen şimdi sakin ol, düşünme bunu. Sakinim ben. Çayını soğudu, hadi devam et. Lina, söyle Eyad dinliyorum. Bak, eğer kafan karışıksa erteleyelim bu düğün işini. Ne? Saçmalama. Olmaz. Bırakma beni.
O kadar korkmuştum ki elini tuttum. Elini tutup kalbime gömdüm. Elini öpüp yaş döktüm. Beni bırakma. Sensiz olmaz, nefes alamam dedim. Lina, dur, yapma. Alışma bana bu kadar. Sahiplenme beni. Eşim değil misin? Yoldaşım, cennet arkadaşım. Ben sadece Yaradan'ın bir kuluyum. Bugün varım, yarın yokum. Alışma bu kadar bana. Ölüm var sonuçta. Ölüm sadece Filistin'de yok, her yerde. Sensiz ne yaparım ben? Huzur bahçeme ağlama, bak buradayım. Yanımda kal dedim, gitme. Gitmem dedi. Ama ağlama. Başımı omzuna yasladım. Uzun uzun kaldık öyle. Çaylar buz olmuştu yüreğimizin aksine. Sinirli bir koca nasıl sakinleştirilir, nasıl üste çıkılır yavaş yavaş öğrenmiştim. Maşallah bana. Kahvaltıdan sonra koşuşturmalar başlamıştı bile. Fotoğraf, kimlik, fotokopi derken zaman su olup akıp gitmişti. Biz de Tuana'nın evine varmıştık. Tuana güzel yemekler yapmış, bir güzel yemiştik karşılıklı. Tuana mutfağa, Ehad ise banyoya geçmişti. Ben de odada oturmuş, sessizliğe gömülmüş Ehad'ın hayaliyle konuşuyordum. Aniden odaya Ehad girmiş, hayalimden koparmıştı beni. Konuşalım mı biraz dedi. Olur şey, Tuana nerede diye sordum. Yolladım onu. Yine nereye? Komşuya gitti ya, karşıda. Yazık günah kadına ama. Ne utangaçsın ya. Çağırayım o zaman. Biz de konuşamayız. Tamam tamam, dur otur. Anlat bakalım ne oldu. Utangaç demek yok ama. Tamam dedim göz devirerek. Resmen çocuk gibi nazlanıyordu. Sesim de çıkmıyor ister istemez bu haline. Ramazan'ın ilk günü. Gün aldık ya hani o güne. Resmi nikah mı? Sen istedin özellikle o günü. Evet, ben istedim çünkü kızar mısın bilmiyorum. Söyle. Evlilik yıl dönümü. Kimin? Annenle babanın. Ehad bana bakarak devam ediyordu konuşmaya. O sözcükleri sarf ederken benim aklım aileme uçup gitmişti. O kadar mı unutkan olurdu insan. Aile özlemi yine yerleşip yüreğime merhaba diyordu. Sana da merhaba acı. Merhaba hasret. Peki Ehad. Bir insan bu kadar düşünceli ve yüreği büyük bir insan olabilir miydi? Karşımda duran, benle konuşan adam tam da böyle biriydi. Ey güzel gözlü adam. Gözlerinin rengi gibi, yüreği güzel, derin ve eşsiz olan adam. Seviyorum seni. Kızdın mı? Bazen kızıyorum sana dedim yerime iyice yerleşerek. Gözlerimi açıp kapayınca derin bir nefes alıp devam ettim içimden geçenleri karşımda duran beyime anlatmaya. Bazen deli oluyorum sana. O kadar kıt beyinli oluyorsun ki. Şapşal biriyle evlendim diyorum kendime. Sana kızarken bir insan bu kadar anlayışsız ve romantizmden bu denli uzak olamaz diyorum. Ama bazen öyle şeyler yapıyorsun ki söylediklerim için kendime kızıyorum. Nasıl yapıyorsun bunu? Bir taraftan duygusuz olurken diğer taraftan da nasıl bu kadar anlayışlı ve romantik biri oluyorsun? Nasıl beceriyorsun? Kıt beyinli ve şapşal. Onca güzel şey dedik. Bunları mı cımbızladın be adam? Odanın içinde yine gülüşlerimiz ve mutluluğumuz dolmuştu. 27 Mayıs 2017. Artık resmi olarak da bana ait olacaktı. Sevgim olacaktı temelli. Ruhumun eşi olacaktı ve herkes 27 Mayıs'ta bunu resmen kabul edecekti. Dünya kabul edecekti bizi. Ehad Lina ile evleniyor diye bağıracaktı melekler. Tüm melekler bir kez daha şahitlik yapacaktı sevgimizi. Lina. Efendim. Sana göstermek istediğim bir şey var. Bana mı? Ne? Dur cüzdanımdan alayım. Tamam. Getirdim. Fotoğraf mı? Aa, çok tatlı. En güzel fotoğraf bence. Deden mi? Yani baban da olabilir. Ama çok tatlı bir adam. Yüzü nur saçıyor resmen. Maşallah, kim bu? Babam, dedem, arkadaşım, yoldaşım, o her şey. Nasıl yani? O Filistin'in yüreği. O Filistin'in babası. Dur, birkaç tane daha var. 1997'de tedavi için Ürdün Amman'dan geri döndüğü gün. İkindi namazı için gittiğimiz cami, hatırlıyor musun burayı? Evet, Büyük Ömer Camii. Ulu cami değil mi? Evet, unutmamışsın. Bak, buradaki babam. Sana çok benziyor. Ben ona benziyorum aslında. Ya dalga geçme. Bu adam
diğer fotoğraftaki yaşlı adam değil mi? O. Hasta mı? Niye tekerlekli sandalyede? Felçli. 1952 yılında denize giderken kafasının üzerine düşüp boyun kemiği kırılıyor. Boyundan aşağısı felç. Hatta o gün annesinden gizli gidiyor denize. Derin, düşünceli ve o kadar da üzgün bir bakış attı hayat. Ne zaman çocuk görse annenizi dinleyin, sözünden çıkmayın derdi. Çok üzücü bir olay dedim. Hem de nasıl dedi. Ama o tekerlekli sandalye ona yoldaş oldu. Arkadaş belledi onu. Evde kalınca sürekli bari kitap okuyayım demiş. Okumadık kitap bırakmamış. Cürat Şams bölgesinde. Çocuklar dışarıda top peşinde koşarken onun elinde hep kitap. Devam etmek istiyordu hayat ama boğazında bir düğüm. Ne kadar sakin görünmek istese de yüreğindeki çığlık kendini ele veriyordu. Gözleri parlıyordu o yaşlı, nur yüzlü adamı anlatırken. Kimdi bu adam? Eyad'ın aşkla bahsettiği, her şeyini bildiği bu adam kimdi? O tekerlekli sandalyede bir ömür geçirdi. Doğru düzgün gün yüzü bile görmeden. Kahire'deki El Eser Üniversitesi'ne gitti. Zeki ve çalışkan biriydi her zaman. Kimsenin yapamadığını o yapıyordu. Azimli biriymiş dedim. Azimli ve iman dolu dedi. Camiden çıkmazdı. Hapiste olmadığında tabii. Öğretmenlik yaptı sonra Filistin'de. Gençlere hep kızardı. Neden biliyor musun? Siyonist İsrail içimize sinmiş, her yerde kafeler, oyun salonları açmıştı. Gençler hep oralara katılmaya başladı. Buna çok üzülüyordu. Sokakta genç gördü mü öyle başıboş, ey Müslüman genci, kulluk görevlerin bitti mi ki böyle boş boş dolanırsın sokakta der, üzüntüsünü dile getirirdi. Eğlenceli biriydi. Küçükten sırf onu görmek için babamla takılır, sabah namazını dahi camide kılardım. Onu görünce iman edesi geliyordu insanın. Çok güzel nasihatler ederdi. Çolukla çocuk, gençle genç, yaşlıyla yaşlı olurdu. İnsanları severdi, yaşamayı severdi, Allah'ı çok severdi. Sohbete başlarken 5-10 dakika gözlerini yumar, içinde hissederdi o iman aşkını, sonra bize yayardı. Neden tutsak kaldı? Hapiste dedin ya. Filistin'in özgür olmasını istedi. Bunun için çalıştı. Gençleri sokaklardan toplayıp okuyun dediği için, iman etmeyi öğrettiği için, İsrail'in öldürdüğü, sürgün ettiği, hapsettiği insanlara yardım ettiği için bir dernek kurdu. Maddi yardım ve yemek, ilaç yardımları için. Filistin'de elini tutmadığı insan yok neredeyse. Kim düşse ilk onun haberi olurdu. Hapiste kaldığı günlerde bile haber yollar, yardımları eksik etmeyin derdi. Ölürken bile. Öldü mü? Öldürüldü. Nasıl? İsrail mi yaptı? 22 Mart 2004 sabah namazında camiye devam edemedi hayat. Elinde duran fotoğrafı ters bıraktı dizine. Dudakları titredi. Ağlamamak için gözlerini kapadı. Sıktı kendini. Tekerlekli sandalyede sabah namazı sonrası camiden çıkarken öldürülen ilk insan. Suikastti bu. Cinayet. O Filistin'in şafak güneşiydi. Yetimin, yoksulun yardım eli. Kimsesizlerin sevdasıydı. O benim olduğu kadar Filistin'in de babası, dedesi, abisi, arkadaşı, yoldaşıydı. Kim bu adam? Adı ne? Yüzü parladı ve yüzünde aniden bir tebessüm belirdi. O kim mi? Evet. Şeyh Ahmet İsmail Hasan Yasin. İslami direniş hareketi olan Hamas'ın kurucusu ve Filistin'deki tüm diğer grupların manevi lideri. Kafam iyice karışmıştı. Peki dedim, alim mi bu? Şeyh dedin ya. Herkes neden hep aynı soruyu soruyor? Yok, değil. İyilik yapıyor Şeyh Ahmet Yasin dediğin kişi ama Hamas'ın kurucusu diyorsun. Hamas'ın kurulma sebebi insanlara yardım etmek, düşenin elinden tutmak. Ama insanları öldürüyorlar. Karşılıklı bir savaş. Öldürülüyor diye acıdığın vicdansız siyonistler yıllardır bize ne işkenceler yapıyor, haberin var mı? Bilip bilmeden konuşma demiyorum boşuna. Adamlar saldırıyor, öldürüyor, sonra da karşılık gelince Hamas'tan katil Hamas, terörist Hamas. Bu mu Lina? Ama Lina, ben bile anlatamam sana Hamas'ı. Oraya gidince kendin göreceksin. Kim bilir, belki bir gün sen de katılırsın. Söyledikleri karşısında ağzım açık kalmıştı. Ben ve Hamas, daha neler deyip gülmüştüm.
Bilmiyor insan başına neler geleceğini. Görememiştim o vakitler. Çok sonralar farkına varıp Eyad'ın söylediği her şeye katılacaktım. Bilemezdim. Göremedim o vakitler. Sadece aşık olmuştu o deli divane gönlüm. Kendi kaderime böyle bir yön vermiştim ben de. Çok acı çekmiştim ama hepsinin sorumlusu bendim. Çünkü ben seçmiştim böyle bir hayatı. Aşk diye diretmiştim durmadan. İmtihanımın Eyad olduğunu bilmeden yıllarca yaşayacaktım. Kader değildi oyun oynayan, aşkın kendisiydi yüreğime oyunlar kuran. Düşüncesi bile saçma dedim. Zamanın ne göstereceğini bilemeyiz Lina dedi. Gözlerimin içine bakıp detaylı bir şekilde konuşup duruyordu. İleride Hamas'a katılıp yardıma muhtaç insanların elini tutabilirmişim. Yardım etmeyi elbette seviyordum ve istiyordum ama oraya üye olma fikri güldürüyordu beni. Eyad karşımda hayaller kurup gülümsüyordu. Hayalleri ileride gerçek olacaktı. Hatta Eyad'ın bile hayallerinin ötesini yaşayacaktım. Nereden bilebilir insan ileriyi? Bilemedim. Bilemedik. Tuana? Ne oldu? Eyad yardım et. Abla ne oldu? Eyad, Naval. Abla ne oldu Naval'a? Bulundukları hastane. Hastaneyi taramışlar. Ne diyorsun abla? Kim söyledi? Tahsin'i Müzehir aradı. Ne dedi abla? Otur önce. Lina koştu getir. Tamam. Eyad kardeşim kurban olayım bulunu. Getir kocamı. Tamam Tuana abla sakin ol. Şimdi baştan anlat. Komşudaydım. Telefon çaldı. Zühir'de arayan. Abla yeter sakin ol. Ağlama. Ne dedi Zühir? Ses gelip gidiyordu. Bizim hastane tarandı dedi. Saldırıya uğradık dedi. Ha? Ya da söyle. Şıhti abiye ulaşsın. O işi halletsinler dedi. Ya Naval? Haber yok dedi Eyad. Kocamdan hiçbir haber yokmuş. Lütfen bul onu. Ne olur bul. Seni Ferah'a kavuşturacak olan ben değilim abla. Allah'a sığın. Ondan yardım dile. Kendini kaybetme. Allah'ın izniyle bulacağız onu. Sen dua et sadece. Çıkıyorum ben. Mutfaktan getirdiğim suyu getirmiş Tuana'ya vermiştim ama uzattığım bardağı görmemişti bile. Eyad gidiyorum deyince telaşlı gözlerle ona baktım. Kapıdan öyle bir çıkışı vardı ki yüreğime ateş düştü. Peşinden çıkış kapısına gittim. Ayakkabılarını giyiyordu, ben de dibinde durmuş onu izliyordum. İçimde bir kıyamet, içimde bir feryat. Giderse gelmeyecekmiş gibi. Elinden tutup gitme demek istedim ama yapamayacaktım. İç sesim bile anlamıştı bunu. Mutluluğum hep yarım, hep eksik kalacaktı. Kapıdan çıkarken arkasını dönüp beni gördü. Usul usul baktı. İçimdeki yangını fark etti. Kapı eşiğinde durmuş, elini uzattı bana doğru. Yüreğim titredi. Şah damarlarında hissettim acıyı. Ayrılık ikimizi de yoruyordu artık. Kavuşmak hep erteleniyor, hep uzak düşüyorduk. Elini tutmak yetmeyecekti ruhuma. Fazlasını istiyordu kalbimde alev alev yanan aşk. Elini öteye itip açtığım kollarımla boynuna dolandım. Sımsıkı sarıldım yıllardır hasret kaldığıma. Yüreğim bedenim uyuştu. Gözlerimi yumdum, içime çektim kokusunu en yakından, boynundaki şah damardan. Dağlar kadar yanıyorum, yanıyor bedenim. Biçare dolandığım kollarımı çözdüm, acı acı baktım yüzüne. Büyük şok içinde, hüzün yaşıyor gibiydi. Geri geri gidip uzaklaştım hayattan. Yakın oldukça veda etmek daha zor geliyordu. Kokusu burnuma dolunca ayrılık imkansız gibi geliyordu. O kapı eşiğinde bana bakarken mutfağa doğru koyuldum yüreğimdeki acıyla. Neydi beni bu kadar üzen? Gidiyor olması mı yoksa ben sarılırken onun sarılmayışı mı? Hangisi daha acıydı? Umut yok. Bu adam sevmeyecekti beni. İçimde bir ufte kalacaktı hep. Diğer evli insanlara bakıp kıskanacaktım. Umut yok. Sonrasında aradan 8 gün geçmişti. Eyad Suriye yollarında. Ben de Tuana ile birlikte geçiriyordum. Tuana eriyip bitiyor, başını seccadeden kaldırmıyordu. Dilinde bitmek bilmeyen dua. Çaresiz kalmış bir kadındı Tuana. Kimsesi yoktu bizden başka. Annesi, babası, ablası hepsini kaybetmişti. Kimsesi yoktu. Eşini de kaybederse toparlanamazdı. Bu büyük bir acıydı. Kızı Reşa her şeyden habersiz babasının yolunu gözlüyordu. Bense pencereden öylece bakıyorum sensiz kalan yollara. Kelimeler dahi el ele tutuyorken ben hasretim ellerini.
27.05.2017. Evleneceğimiz gün. Ama yok işte, ne haber var ne de kendisi. Tuana yine namaza durmuş, bense pencerede. Ramazan'ın ilk günü. Her Müslüman evinde ayrı bir sevinç varken burada farklı bir hüzün. Acı dolu bir eve dönüştü bu güzelim ev. 8 gündür kimseden ses seda yoktu. Kitapları kurcalarken kapı sesi duyuldu aniden. Tuana elindeki dua kitabını bırakıp kapıya koştu. Kapının açılmasıyla Tuana hıçkırıklara boğuldu. Koştum sonra hemen. Yerde oturmuş Tuana ve ona sarılmış alnını elini öpen Naval. Büyük bir aşkla sarılıyordu Naval Tuana'ya. Seni seviyorum deyip duruyor. Ben de iç sesimle hüzünlere, kıskançlığa bürünüyorduk. İşte bunlar karı kocaydı. Gerçek karı koca. Seviyorum bile diyebiliyor. Oysa Eyat. Sahi Eyat neredeydi? Kapı eşiğinde durmuş Tuana ve Naval'a bakmamak için sırtını dönmüştü. Ah işin çok belina diyordu iç sesim. Başımı sallayıp onayladım iç sesimi. İyi tespitti. İnsan bir gelir sarılır olmadı selam verir. Hiç mi sevmiyordu beni? O kadar mı uzaktık birbirimize? Cennet bahçem, toparla kendini. Hadi içeri girelim. Raşa nerede? İçeride. Kızım. Eyat, Allah senden razı olsun. Sağ ol abla ama ben bir şey yapmadım. Şihdi abi sağ olsun devreye girdi. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Amel Necla ve çocuğuna bağışlasın. Amin. Hoş geldin. Hoş bulduk hanım. Ne dedi o? Ah bu kadar ilgisiz biri daha sonra bir kelimeyle nasıl fethediyordu insanı böyle? Adamlar en çok Eyad'a üzüldü de bıraktılar beni. Niye? Yahu niye olacak? Düğün yok mu bugün? Doğru bugündü. Ah Dina niye söylemedin bana? Bugün nikah günü. Eyad gelmeyince 4 saat vardı daha nikah. Ama olmaz. Gelinlik falan ayarlamadık. Ben de üzüntüden seninle ilgilenemedim. Kusura bakma Dina. Ya yok, gelinliğe gerek yok. Diğerinde giymiştin ama. Bak, Eyat nasıl da hatırlıyor. Durun, 2 saat içinde ben bir şeyler ayarlarım. Niyetlisin Tuan olmaz, yorulma. Bırak Lina, ablam ayarlasın. Oo, bak damat bey de istiyor. Size yemek hazırlayayım, öyle çıkarım. Hadi Lina, biz mutfağa gidelim. Mutfağa geçtikten sonra Tuan'a mutluluktan hiç susmamıştı. Eşiyle hasret gidermeyi bir tarafa bırakmış, benimle ilgileniyordu. Tuana, efendim canım. Eşinle hasret gidermedin yani diyorum ki. Rabbim bana onu sapasağlam görmeyi nasip etti ya. Düşünmesen bunu, düğün var bugün kız. Aha doğru bugün. İlgisiz gibi davranıyor olmama bakmayın. Günlerce bugünü düşünüp durmuştum. Planlar yapmıştım hep. Pek önemli değil modunda olsam da aslında öyle değildi benim için. Tuana yine ablalığını yapmıştı. Rabbim onu başımdan eksik etmesin. Tuana ile yemeği kurmuştuk daha sonra. Aceleyle dışarı çıkmış, 1,5 saatte geri dönmüş, elinde sade ama şık bir gelinlikle. Üzerime hemen geçirmiş aynaya bakmıştım. Tuana çok beğenmişti. Beğendiği kadar da vardı elbet. Son düzeltmeleri de yapıp odadan çıkmıştık. Eyad çıkış kapısında saatine bakarken fark etmişti beni. Gözlerini çevirip arkasını döndü hemen. Beğenmemiş miydi beni? Nedendi bu tavrı? Üzüm bir af çektim sessiz sedasız. Bunlar da geçer dedim. Dışarı çıkıp arabaya bindim. Arabayı Eyad kullanıyordu. Ön koltukta Naval, arkada ben ve Tuana. Sizce de bir saçmalık yok muydu bunda? Ben mi kötü niyetliyim? Salona gelince elim ayağım dolanmıştı. Heyecandan kalp ritmim tavanda. Eyad ise normal ve hatta durgun. İstemiyor muydu beni? Vazgeçmiş olabilir mi? İçim yangın yeri. Aklımda binlerce kurt. Kemiriyor sevdamı. Kuşku üzerine kuşku. Deli olmak işten değil. Tuana elimi tutup kulağıma fısıldadı. Stres yapma. Bugün senin en güzel günün. Keyfini çıkar. Ha, bugün niyetliyiz ya. Eyad senden uzak durursa başka şeye yorma. Anladın mı meseleyi? Doğru. Ay Allah razı olsun ablacığım ya. Öyle bir sevinçle söylemiştim ki Tuana bile şaşırmıştı. Eyad sesimi işitince arkasına dönüp baktı. Ne sert ne çok yumuşak bir bakış atıp önüne döndü. Yerimize geçip nikah memurunu beklemeye başladık. Eyad ile böyle yan yana oturunca hele 8 günlük hasreti de ekleyince titriyorum. Heyecan var ama farklı bir titreme bu. Tüm vücudumda hissettiğim bir titreme.
Ruhum transa geçmiş gibi. Farklı bir maneviyat içinde kalbimin sesini eşlik ediyordum. Nikah memuru gelince gözlerim doldu. Ailemin eksikliğini hissettim o an. Ne olursa olsun insan böyle günlerde ailesinin varlığını arıyormuş. Bu sefer ne Yusuf amcam ne de kuzenim Kenan gelmişti. Dolan gözlerimi sıkıp ağlama deyip durdum kendime. Mutlu olacaktım her ne olursa olsun. Güzel bitmeliydi gün. Her şeye inat mutlu olacaktım sevdiğimle. Oturduğumuz sandalyede ona bakıp gülümsüyordum. Onda tık yok. Ben mutlu olmaya çalıştıkça onda bir hüzün hakim. Ben sevdikçe o ölüme sürüklenir gibi bakıyordu etrafa. Sorun neyse bilmek istedim. Evlenmek istemiyor mu diye soruyordum kendime. Evlenmek istemeyenin burada işi ne? Hem Suriye'den koştur koştur gelmezdi. Ne oldu ya da böyle? Ben bunları düşünürken nikah memuru sorular geçmişti bile. Anne adı baba adını sorup eksikliklerini hatırlatıyordu. Mutlu olmak istedikçe gözyaşımı akıtmaya çalışıyordu bu anlar. Nikah memuru hayatımın en önemli adımı için çok zor bir soru soruyordu. Ey atla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Nedenini bilmiyorum ama yüreğime bir ağırlık çökmüştü. Heyecan yerini sıkıntıya bırakmıştı. Bu kadar yıllık beklenti, bu kadar acı, beklediğim anı yaşıyor ama mutlu olamıyordum. Neydi yüreğimdeki ağırlığın asıl sebebi? Lina? Eyad'ın sesini işittim gözleri hafif bende. Bakışları farklı ve garip. Günlerdir görmeyişim ve bugünkü uzaklığı aklımı karıştırsa da sevgim sonsuzdu her daim. Evet. Eyad gözlerini yumup başını yere eğmişti. Nikah memuru aynı soruyu ona yöneltmiş, hiç düşünmeden evet deyip imza kısmına geçmiştik. İçimde büyük dualar, ruhum el açmış, semaya doğru zikrediyor. Umut istiyorum Yaradan'dan, mutluluk istiyorum, sabır ya Rab. Nikah işlemleri bitmiş, Eyad'ın evine geçmiştik. Artık sadece onun değildi o ev, ikimize aitti. Güzel şeyleri düşünüp huzura ekliyordum anlarıma. Arabada uzun süre sessiz kalmıştık. Eyad güzel sesiyle sessizliği bozmuştu. Bugün geldik Suriye'den. Ev dağınık olabilir. Hatırlamıyorum şu an. Sorun değil dedim. Temizlerim hemen. Yani temizle diye söylemedim. Oruçlu musun? Bu nasıl soru? Bir Müslümana böyle soru sorulur mu Ramazan ayında? Onu demiyorum. Siz kadınlar şey işte. Niyetliyim. Allah kabul etsin. Yorulma o zaman. İftardan sonra yaparız. Teravih namazına gidinceye kadar yardım ederim ancak. Ona göre. Tek başıma yaparım dedim. Yorulma sen. Artık resmi olarak da evliyiz. Yani hep birlikte kalacağız. Zaten evli değil miydik? Ya evliydik ya. Af toparlayamadım. İftara az kaldı. Sonra konuşsak olur mu? Peki. Sessizliğe gömülmeye devam. Tuğan'la ve Neval ile nikahtan sonra ayrılmıştık. Sıhhiye'ye doğru ilerlerken içimi kemiriyor. Huzursuzluk başı seçiyordu ruhumun halayında. Beyazlar içindeyim. Kefenimi giymiş cenazeye gider gibiyim. Olur muydu bu bana? Sevgime yazıktı en önemlisi. Olmazdı böyle. Eve gidince konuşuruz nasılsa deyip dışarıya odaklandım. Dışarısı yine sıcak, insan dolu sokaklar. Tüm dükkanlar tıka basa dolu. Ellerim uyuştu, gözlerim karardı aniden. Yüreğim yandı. Bu kadar insanın hesabı sorulmaz mıydı benden? Hesabı sorulmaz mıydı hiç? Sen kendi imanını temiz tutarken komşunu, arkadaşlarını düşünmedin mi demez mi Yaradan? Benden neden bahsetmedin diye sormaz mıydı hiç? Ne olacaktı bunca insanın hali? Hesap günü nasıl son bulacaktı? Meleklerin karşısına nasıl geçecektik öyle kirli amellerle? Ya Rab, sen bizi affet. Sen doğru yoldan şaşırtma. İnmiyor musun? Ne zaman indin sen? Çok dalgınsın. İyiyim. Hadi in eve geçelim. Geliyorum. Arabadan inip dairemize doğru ilerledim. Eyad arkamdan geliyordu. İçimde boşluk, zamana bıraktım heyecanı. Eyad beni pas geçip önüme geçti. Kapıyı açıp içeri girmem için köşeye çekildi. İçeri girip etrafa bakınmaya başladım. Gel evi göstereyim. Burası salon, mutfak şurada, banyo, burada da yatak odası. Televizyonum yok, yani öyle gereksiz şeyler kullanmıyorum. Biliyorum dedim. Gerçekten mi? Gazete okumayı tercih ediyorsun ve dergi. Başka ne biliyorsun benimle ilgili? Menakiş, çok seviyorsun. Bugün ilk defa gülümsemişti. Başka? Mutabbal. Aa, hadi ama yapma şunu. Canım fena halde çekti.
Yapayım istersen. Yok canım, biliyor musun? Affan yenge zorla öğretmişti. İlk defa affan yengeme teşekkür etmek istiyorum. Yapsana ya. İftara da az kaldı, yetişir mi? Ya aslında dünden bekletmek gerek ama dur bir. Ay, gözünü sevdiğim olursa süper olur ya, bekliyorum. Tamam. Ona yaptığım ilk özel yemek olacaktı. Zaten pek yemekten anlayan biri değildim. Uzun uğraşlar sonrasında iftarın okunmasından 25 dakika sonra yemeğim hazırdı. Hayat güler yüzüyle servisi açıp içine oturmuştu. Oo, süper ya. Afiyet olsun. Yemeğin hepsini yiyip bitirmişti Hayat. Sofrayı kaldırdıktan sonra teravih namazına gitmiştik. Ne güzeldi bu Ramazan teravih vakitleri. Her yıl ayrı bir heyecan verirdi. Muhabbetliydi her şeyden öte. Secdeye varmak o imanın kokusu. Var mıdır bundan daha güzel bir lezzet? Nerede kaldın? Bizim sohbetten bir teyzeyle karşılaştık. Kadın muhabbeti yani. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Yorgunum sadece. Tamam, gidelim hemen. Nerede o eski hayat? Ne oldu benim cennet arkadaşıma? Kim aramızdaki muhabbeti, sevgiyi yok etti? Sebebi neydi? Plan var mı? Eve gelince Hayat banyoya girip duş aldı. Ben de etraftaki birkaç dağınıklığı düzeltmiştim. Banyodan çıkınca çekmeceden aldığı çarşafları oturma odasına getirip kanepeye serdi. Şaşkınlığım çok uzun sürmüştü ama toparladım kendimi. Çarşafı özenle serdikten sonra yastığını köşeye yerleştirdi. Sonra arkasında duran bana bakıp ''Sen içeride uyursun. Ayrı mı yatacağız? Yorgunum, uykum var. Sonra konuşuruz.'' Konuşmasını bitirip bir köşeye atmış gibiydi beni. Sırtını dönüp hazırladığı yere uzandı ve gözlerini yumdu bana inat edercesine. Onu uyurken izlemeyi o kadar özlemiştim ki az önceki kızgınlığım yumuşamıştı. Seyredalmak istedim. Yanına varıp izlemek dahi titretiyordu. Rahatsız etmeden yanaşsam, varsam yanına, kızar mıydı? Rahatsız olur muydu benden? İzleyebilir miyim? Ha? Ben seni izlesem rahatsız etmeden uzaktan. Lina, uyu. Peki. Tamamdır. İstediğini yap bakalım ama uyuyorum ben. Teşekkürler. Ağzım kulaklarımda tabii. Gözlerini tekrar kapatıp uykuya dalışına devam etmişti Hayat. Ben de heyecanla yanına varıp yakından izlemeye başladım. Yamacına varıp yere oturdum. Başımı kanepenin üzerine yasladım. Az daha. Kaşlarını, kirpiklerini saydım tek tek. Yüzündeki her boşluğa ezbere daldım. Aldığı her nefeste ben de nefes aldım. Nefesimi nefesine ekledim. Şaşkınlığım umudu. Seni seviyorum. Yanına yanaşıp kulağının dibinden seslendim öyle. Sevdiğimi aykırdım bu şekilde. Belki böylece yanıma gelir, onu sevmeme izin verirdi. Ben bunları düşünürken Hayat gözlerini oynatmadan hareket edip sırtını döndü bana. Saçlarına dokunmak isteğimden utandım. Onu sevmek, yakınlaşmak isteyen yüreğime, sevgime küfrettim. Yerimden kalkıp odayı terk ettim. Umudumu göğe teslim ettim tamamen. Umut yok bundan sonra. Sevda yok, aşk yok. Aha, ey sevdasına yenik düşmüş gariban Lina. Kalk yerinden. Ne oldu sana? Nedir bu sessizlik? Saat 12'ye 8 var. Eyad'ın odasında onun yatağının üzerinde uzanmış gözyaşı döküyorum. Ta şuramda bir sızı. İçimdeki acı küflenmiş, kokusu burnumda. Gecenin koynunda uyuklamaya çalışıyorum. Uyku haram, heyecan yasak artık bana. Sevip de üzülmek yok bundan sonra. Belki gelir diye bekledim sahur vaktine kadar. Gelmedi. O odanın kapısı açılmadı bir türlü. Bekleyişim ızdırap oldu. Acı hissediyordum bu gece. Kalbim de bir hançer. Düşünüp durdum sebebini. Bu mesafenin asıl sebebini. Yok, bulamıyorum. Mantıklı bir cevap bulamıyorum. Dilim gibi kalbimde kilitli. Sebepsiz bir acı yaşatıyordu bana. Sabır ya Rabbi. Uyku ruhumu selamlayınca yataktan kalkıp sahur için hazırlık yaptım. Uzun uzun yaptığım hazırlık bitince salonda uyuyan kocam Ed'in yanına vardım. Kanepenin yanında diz çöktüm. Baktım ona hayaller kurup. Adım adım izledim onu. Her 15 saniyede bir şehadet parmağı titriyordu mesela. Ürperti geliyordu aniden. Kasılır gibi oluyordu. Rüya mı görüyordu? Gözlerini sıkıca yumduğunda korkup seslendim yanına varıp. Eyad, iyi misin?
titreyen bedeniyle gözlerini araladı. Beni görünce kollarını kendine sarıp sakladı bedenini. Şaşıp kaldım haline. Eyat, benim Lina, Eyat. Lina, benim. Korkmuş bir Eyat. Daha önce hiç böyle görmemiştim onu. Onu böyle görünce nefesim kesildi. Mutfağa gidip su getirmeye giderken Eyat kolumdan tutup gitme dedi. Su getireceğim dedim. Gitme, kal dedi. Peki dedim. Derin derin nefes alıyordu. Nefes alışları hızlanınca korkuyordum ister istemez. Birden doğrulup oturdu kanepeye. Ben de yanına yanaştım elime geçen büyük fırsatla. Yanına geçip oturunca başını omzuma yasladı Eyat. Gözlerini kapatmıştı. Başı omzumda, ne olduğunu kestiremiyorum hala. Tuhaf biri. Hala eşimi çözmüş değildim. Kalbim bocalıyordu sürekli. Bir öyle bir böyle. Yazıktı bana. Sağır için hazırlık yapalım mı? Yaptım ben dedim. Hazır her şey. Yaptın mı? Ne ara yaptın? Uyku tutmayınca başını kaldırdı. İçli içli bana baktı. Gözlerimi dolmuştu. Gözlerini kırpmadan bana bakıyor, öyle derinleşerek. Bir tuhaftı bakışları. Bir şeyler söyler gibi. Birden yakınlaşmaya başladı bana. Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Ellerim, ayaklarım ve onlar gibi titreyen damarlarım. Gözlerimi kapattım hemen. Ne olacağını düşünmeden teslim ettim kendimi ona. Nefesimi kulaklarında hissedince tekrar araladım gözlerimi. Özür dilerim. Kulağıma fısıldayıp yerinden kalktı ve mutfağa doğru gitti. Öpmeyip özür mü diledi yani? Af Eyat, hep bir sorunsun. İçimden küfürler savuran bir ben bıraktı salonun ortasında. Öpsene yani, ölecek miydi? Niye sarılmıyor, neden uzak duruyor? Zaman, ah zaman, her şeyin ilacı. Mutfağa geçip Eyat'ın karşısındaki boş sandalyeye oturdum. İkimizde de sessizlik hakim. Yorgunluk hakim bende. Yılların birikmişliği var yüreğimde. Ben acı içinde ona bakarken yemeğini yiyip tekrar salona geri döndü Eyat. O kadar farklı duygular içindeyim ki tüm hislerim kördüğüm. Peşinden gidip suratına bir tane yapıştırmak istedim. Hatta tekme tokat dalmak. Ne diyordum ben? Saçmalama vakti bitti Lina. Hadi git uyu. Yatağa geçip uyumaya çalışsam da bir türlü uyuyamamıştım. Mutfağa geçip ilaç kutusunu karıştırdım ve uyku ilacını görünce büyük mutluluk yaşadım. Uyku ilacından 3 kaşık alıp bulaşıklara bakınmaya başladım. Tüm bunları düşünmemeye çalışıp bulaşıkları hallettim. Dışarıdan gelen ezan sesiyle doğrulup sabah namazımı kıldım. Yatağa tekrar geçip hayal kırıklığımla baş başa kaldım. Uykum vardı ama gözlerim kapanmak istemiyor gibiydi. Güneş doğmak üzere. Kaç defa denedim uyumayı ama olmuyor. İlaç tesir bile etmemişti. Çocukken uykusuz kaldığım günlerde hep masanın altında uyurdum. Saklanmak güven veriyor, bu yüzden uyuyabiliyordum. Aklıma gelen bu saçma düşünceyle yerimden kalkıp mutfaktaki masanın altına geçtim. Yastığı başımın altına yerleştirip uyuma zilimi çaldım. En son hatırladığım şey dışarıdan gelen köpek sesleri ve Eyad'ın adımı yüksek sesle söylemesi. Uyku esir almış beni. Masanın altında kıvrılmışım öylece. Eyat evi arayıp durmuş. Haber salmış dört bir tarafa. Ara ara bağırışlara kulak veriyorum ama sesim çıkmıyor. Kolumu dahi kaldıramıyorum. Aldığım uyku ilacı değil miydi yoksa? Hangi ilacı almıştım gece ben? Masanın altında öleceğim. Ölümüm böyle masanın altında mı olacak? Korkuyordum. Ara ara açılan göz kapaklarım yine aynı hızla kapanıyordu. Üşümede eklenince işin içine tek sığınağım olan Yaradan'a sığınmaya başladım. Çabuk anlat, dün ne oldu? Bir şey olduğu yoktu ana. Lina ortada yok Eyat, boşuna mı çekip gitmiş yani? Kardeşim Eyat, kavga falan mı ettiniz? Yok, hayır ben aval, kavga falan yok, gitmiş işte. Deli etmeyin beni, Lina gitmez, sen ne yaparsan yap o gitmez. Ben... Ne? Susma Eyat, sen ne? Korktum. Ne? Başına neler gelecek hala bilmiyor. Hata mı ettim diye düşünüp... Kızdın mı ona? Kalbini mi kırdın o kızın? Ben salonda yattım. Yok artık. Naval, ben Lina'nın gittiği bir cami var. Oraya gidiyorum. Sen bu aptallığın kulağını bir güzel çek. Aptal mı?
Tövbe estağfurullah. Ağzımdan başka şeyler çıkmadan ben gideyim. Naval, ama şey olarak. Kardeşim, sen sorumlu musun? Tuana beni aramak için dışarı çıkmıştı. Naval ve Eyad içeride konuşup duruyorlardı. Konuşmalarının yarısına şahit oluyor, sonrasında da uykuya emanet ediyordum bedenimi. Gözlerimi tekrar açtığımda evde sessizlik hakimdi. Kimse yok muydu beni kurtaracak? Elimi hafif oynatıyor olmam hafif gülümsetmişti beni. Masa örtüsünü çekmeye başladım. Ne kadar araştım. Kaç dakikamı almıştı bu? Dışarıdan gelen ezan sesi. Öyle mi okunuyordu yoksa ikindi mi? Kaçırdım mı vakitlerimi? En kötüsü de buydu. Göz kapaklarım tekrar kapanmak üzereyken Eyad mutfağa geldi. İçimden Bismillah deyip örtüyü çekmeye çalışıyordum ama nafile. Tam bitti derken masanın üzerinde duran kalem yere düşmüştü. Ben gözlerimi yumarken karşımda Eyad'ın o eşsiz mavi gözleri. Sonrası mı? Sonrası koca karanlık. Kendine geliyor Eyad. Lina? Ne oldu bana? Biz de sana soracaktık. Penodor iğnesini mi vurdun kendine? Eyad sakin ol. Tuana lütfen. İntihar mı etmek istedin? Benim yüzümden mi? Aklım almıyor. Nasıl yaparsın? Sus. Kız konuşsun biraz. Tatlım, iyi misin? Yorgunum dedim. Felç olmuş gibiyim. İlacın etkisi. Neden yaptın Lina? Uyku ilacı aldım ben. Senin eczacı kutundan. Uyku mu? Bende uyku ilacı yok ki. Melatonin? Lanet olsun. Bana niye sormadın Lina? Araştırma yapmak için anestezi ilaçlarını almıştım. Arkadaş başka kutulara koymuştu. Af Lina. Uyuyordun. Ay bana af. Senin yüzünden oldu yani. Ne alaka? Hem o masanın altında ne işin var? Korktum ve uyuyamıyordum. Abla siz gidin, ben buradayım nasılsa. Kalayım. Hadi abla. Ay tamam. Hadi kardeşim, çok geçmiş olsun. Yarın hastaneden çıkarsın nasılsa, görüşürüz. Tüm vücudum acı içindeyken Eyad Tuana'yı zorla eve yolluyordu. Gözlerimi ilk açtığımda onun yüzüyle güne uyanmak ne huzur ne mutlu şey böyle. İnsan sevince gülecek elbet bir şeyler buluyor. Karşımda öyle Eyad'ı telaşlı görünce benim için telaşlığını ödeyip tebessüm ediyordum bazı talimle. Hayırdır, niye tırtıyorsun böyle? Telaşlısın dedim. Bu mu komik olan? Telaşlısın ama benim için. Göz bebeği büyüdü heyecandan. Gülümsedi. Hafif gamzeleri selamladı beni. Yüzünde bir sevgi. Kapı eşiğinden ayrılıp bana doğru adım attı. Bir, iki, üç. Adım adım yaklaştı bana. Güzel güzel süzerek. Bakışları huzur verse de korkmuştum. Yanıma varınca yatağın köşesinde oturdu. Sessizce kaldı bir müddet. Sonra dayanamadı. Ellerini avuşturarak başladı konuşmaya. Sözcükleri özür bırakarak. Seni, yani şey, seni öpebilir miyim? Sordu. Soru karşısında şok olmuştum. Bu soruyu bu şekilde, hele hastane odasında, hasta yatağımda hiç beklemiyordum. Başım dönüyor, ellerim ve ayaklarım titriyordu. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Öp desem, oha, hemen kabul etti der diye tırstım önce. Sonra aman Lina ya, kabul etmeyince ne olacak sanki diye içimdeki sesle tartışırken Eyad utanmış, kızarmış, yüzünü yere eğdi. Gitmek için yön çevirdi. Gideceğini anlayıp kolunu tuttum engellemek için. Kalbimin ritmi enletti odayı. O kadar sıkı tuttum ki kolunu, yüzünü ekşitti. Gitme dedim. Ama dedi, sen susunca öpmek için izin isteme. Öp sadece dedim. İstemezsin diye. Uzatma bence. Ha, pardon. Yönünü bana tam çevirip gözlerimin içine daldı. Sol elini kaldırıp yanağıma değdirdi. Tenime değince elleri güzel bir titreme aldı beni. Göz kapaklarım istemsiz kapandı anın vermiş olduğu heyecanla. Parmağını kirpiklerime değdiriyor, sonra dermacık kemiğime. Tüm bedenim aşk içinde ter dökmekte. Yanağımda hissettiğim dudakları ve sonrasında kapı sesi. Gözlerimi açtığımda Eyad ayağa kalkmış uzaklaşmaya çalışıyordu. O kadar utangaç biriydi ki şaşırtıyordu beni her defasında. Hiç mi sevmeyi bilmezdi insan? Aşktan bu kadar mı uzak olurdu insan? Garip bir eşti Eyad. Aşk öğretmeni ben olacaktım. Bunun göstergesi buydu. Kapı ardında durup içeri girmeye çalışan kişiye bakınca göz bebeğim büyüdü. Eyad ise az önceki heyecan ve utangaçlığını terk edip sinire büründü.
Enis hocam, dosyada adını görünce bir bakayım dedim, iyi misin? İyi, diye atıldı Eyat. Enis hocanın sorusuna cevap verebilse gözleri ve öfkesi bendeydi. Öfke kusuyordu sanki. İntihar yazmışlar dosyaya. Yok, benim hatam. Nasıl yani? Uyku ilacı yerine farklı bir ilaç içmişim. Bir doktor adayı nasıl böyle bir hata yapar? Kafa kurcalıyor. Hafif tebessüm ederken Eyat'a bakıp onu suçlar gibi bakıyordu. Bunlar kavga etmeyen neşeğindeydi resmen. Hemşirenin kapıyı çalıp içeri girmesiyle gözler ona doğru döndü. Rahatsız ediyorum ama soyadınız neydi? Bilgisayar hata veriyor. Lina Bayraktar dedi Enis Hoca, evlendiğimden haberi olmadan. Eyat bu durumu kaçırmayayım edasında durduğu yerden süzülerek yanıma geldi. Sağ yanıma geçip yatağa oturdu. Gözlerime bakıp son vuruşu yaptı. Kuşa, Lina Kuşa. Ben Bayraktar diye hatırlıyordum. Sisteme de öyle yazınca çıkmıyordu bir türlü. Neyse, geçmiş olsun tekrardan. Saat 12.20'de serum için geri geleceğim. Enis hocanın bakışları yenilmiş, yıkılmış gibiydi. Yerdeki fayanslara dalmıştı. Uzun uzun iş geçirip geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra odayı terk etti. Eyad ise büyük zaferinin sevinciyle yanımda oturduğunun farkında bile değil gibiydi. Nerede kalmıştık? Efendim, ha? Benim de aşağıda işim vardı ya, dur bir gidip geleyim. Eyad, dursana. Önemli olmasa kalırdım, hadi uyu dinlen sen. Şapşik, bana mı dedin? Dışarıdan duyuldu mu ki? Yok, aklıma bir şey geldi ona binaen. Sırıtıp odadan çıkış yaptı. Af ya, insan bu kadar mı şapşik olurdu? Tam da duyguların zirvesine gelmişken. Eyad gidince büyük bir boşluğa daldım. Gelecekte mutluluk bekliyordu bizi. Hasret olmayacaktı artık. Sevdamız hep taze kalacak, sevinçle, umutla yarınları selamlayacaktık. Oturduğum yerde namaz kılıp huzur buldum, sonra da uykuya emanet ettim ruhumu. Cennetle dünya arasındaki köprüde rüyalar alemine dalıp dalıp durdum. Ve 2023, yani gelecekten bir sahne. Az kalan zindanları. Tam 7 aydır görmediğim eşim Eyad'ı mahkeme kararıyla sonunda görecektim. Yüreğimde büyük heyecan, bir gonca bahçesi sevdam. Aylardır aç kalan, yorgun olan bedenim aşkla doyuyordu adeta. Az kalan zindanında uzun bir koridordan geçip başka bir koridora geçiş yapıyorduk. Bu kaçıncı kilitli kapıydı sayamadım. 5 İsrail askere eşlik ediyordu bana. Sessizlikleri bile küfür eder gibiydi. Sabırlı ve sebatkar olmam gerekliydi. Dualarla attığım her adım titretiyordu beni. Hareketlenen yüreğimi sakinleştirmeye çalıştım hemen. Elimi kalbime götürüp sakin ol deyip durdum. Sessiz ol ey yaralı yürek. Burada aşk bile yasak. Siyah paslı bir kapının önüne gelince Siyonist askerler durdu ve "Bekle burada." "Neden?" "Soru sorma." Etrafımda 7 erkek vardı. Kilitli kapılar ardında yapayalnız kalmıştım. Söyleyecek hiçbir şey yok. Emirler savuran askerlere itaat etmek zorunda kalmak. Sabır yarab, yüreğime sabır, sinirime sabır. Adamlar kendi aralarında konuşup iyice bunaltmışlardı beni. Beklemek o kadar zor geliyordu ki. 7 ay nasıl geçti bir ben bir aradan bilirdi. Odamda yağmur misali döktüğüm gözyaşlarımı bir Rabbim bilirdi. Ben yüreğimi sakinleştirmeye çalışırken askerlerden biri kapıya doğru yönelip kilidi açtı ve yol verdi bana içeri geçmem için. Gel içeri. Verdiği komutla içeri doğru adım attım. İlk günkü sevdam ile yürüdüm sevdiğimi görmek için. Ben içeri girer girmez olduğum yerde dikili kaldım. Tüylerim diken diken, ayakta durmak zorlaştı. Düşünemiyorum. Eski, yıkık dökük bir oda. Odayı ikiye bölmüş bir tel ve iki tarafında da yalnızca sandalye. Eyat diğer tarafta kalmış. Yorgun, halsiz gözleri, yana şiş, elbiseleri yırtılmış, kirlenmiş, eskimiş. Yırtılıp açıkta kalan her tarafı mor. Boşluğa bakar gibi bakıyor etrafa. Oturduğu yerde bile duramıyor. İçim gidiyor onu öyle görünce. Yağmur damlaları döküyor gözlerim. İçim paramparça. Yüreğimde kalmış çığlıklar savaşıyor. Tek bir getiriyorum yanına varıp. O kadar çaresiz ve biçareyiz ki söyleyecek hiçbir şey yok. Bu acıyı anlatacak hiçbir kelime yok. Filistin aylardır yoğun bir bombardıman altında. Halk açlık ve sefalet içinde. Dünya suskun, herkes suskun bu duruma. Ölümle uyanıyoruz aylardır. Sessizliğe ağlıyor Filistin. Yıkılmış camilerine, ezansız kaldığı günlere ağlıyor.
acı ve ızdırap dolu günlere bir yenisi daha ekleniyor sürekli. Hayat, ben geldim. Dudaklarım aralanmış, adını söylemiştim onu gördükten çok sonra. Ben geldim demiştim ama ses seda yoktu onda. Hala yere bakıyordu, dalmış gitmişti. Tellerin arasından parmaklarımı uzattım ona doğru. Tutmak istedim benim kıyamadığım, siyonistlerin morartıp öylece bıraktığı elleri. Ne yaptınız ona? Nasıl kıydınız? Kes sesini, 10 dakikan var, uğraştırma bizi. Hayat, bak Linan geldi. Cennet arkadaşım, huzur bahçem, elimi tut. Bana bak, kurban olurum hayat lütfen. Hayat lütfen kendine gel. Yaradan'la kurban olduğum. Bana bak lütfen ne olur. Ne desem fayda etmedi. Hayat boşluğa bakıp durdu. Saçı sakalı birbirine girmiş, bakımsız halde yara bere içindeydi. Yüreğim alev alev, gözyaşlarım ser. Bağırıp durdum sürekli. Hakaret ettim siyonistlere. 10 dakikam bitti diye 5 dakikam dahi dolmadan odadan apar topar çıkardılar beni. Eyad'ı son gördüğümde siyonist bir asker tarafından yediği tekmeyle yere düşüp gözlerinin benimle buluştuğu an idi. Mavi gözleri beni gördüğünde dudakları kıpırdadı. Gülümsemeye başladı belli belirsiz. İki asker de kollarından çekip yerde sürüklüyordu. Odadan çıkınca cehenneme geri dönmüş gibi oldum. Hüzün yine selamlamıştı sanki beni. Kolumdan tutup dışarıya kadar getirmişlerdi beni. Dilimde ayetler bağırıp duruyordum. Kur'an'da söylediğim ayetlerle yüreklerine hitap ettim. Utanmaları için. Dışarıya çıkartıp kaldırıma doğru itmişlerdi beni. Yerde boylu boyunca uzanıyor halimi ağlıyordum. Ey Lina, nedir bu hal? Ne oldu sana? Batmaya çalışan güneşe baktım kapaklandığım yerde. Güneş hüzün saçıyordu adeta. Gökyüzü özür diliyordu. İnsanlık sessiz kalıyordu ama. Bağırmak istedim insanlara. Tüm Müslümanlara seslenmek. Neredesin ey Muhammed Mustafa'nın ümmeti olduğunu söyleyen kişi? Neredesin ben Müslümanım diyen kişi? Neredesiniz? Göremiyorum sizi. Neden sağır ve dilsiz kaldın? Kardeşlerin ölüyor. Duyun sesimi. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Sesimi duyan yok mu? Kaldırımda öylece oturmuş sesleniyordum yürekten ve içten tüm insanlığa. Kameralar beni kaydetmiş ben acımla yüzleşirken. Filistin'e gelin geldiğim günlerden nerelere geldik diye geçirdim içimden. Oysa ne güzel gelmiştim, ne umutlarla gelmiştim ben yıllar önce Filistin'e. Aklımda güzel hayallerim ve yüreğimde aydınlık bir aşk ile. Bilemiyor insan, göremiyor geleceği. Peki bilsem gelir miydim yine de? Her şeye rağmen Filistin'e gelir miydim? Gördüğüm tüm işkencelere rağmen yine aşk deyip Eyad'ın peşinden gelir miydim? Ve şimdiki zaman 2017. Ramazan bu yıl bayağı zorlayıcıydı. Ankara hiç olmadığı kadar sıcak ve bunaltıcı. Resmi nikahın ardından koca 19 gün geçmişti. Derslerin yoğunluğu ve finaller iyice yıpratmıştı beni. Eyad hastaneden geldiğinde çalışma odasında mutlaka bulduğu bana yardım ediyordu. Evde olduğu her dakika yanımda duruyor, derslerime yardım ediyordu. Sevgi yolluyordu arada. Beni izlerken yakalıyordum bazen. Fark ettiğimi görünce de başını önüne eğip hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Onu anlamak zordu ama yüreğine hitap eden bir tek ben vardım. Yüreğini yumuşatmak lazımdı ve bunu benden başka kimse yapamazdı. Kutsal topraklara ayak basmamıza son 2 gün vardı. Onun sevinci içinde güne uyanıyordum yine bu sabah. Ramazan'ın 19. günü, 14 Haziran Çarşamba, saat 9.35. Hayalini kuruyorum, Mekke ve Medine'nin. Yüzümde güller açıyor, ağzım kapanmak nedir bilmiyor. Düşüncesi bile bu kadar mükemmel iken bu yürek orayı görünce nasıl dayanacak? Birden bir tel bastı beni, ellerim titredi. Açtım ellerimi, dua ettim. Rabbin sevgisine talip oldum. Ben duama son verirken kapı çaldı uzun uzun. Eyad benden önce kapıya varmış bana seslenmişti. Kapıya doğru ilerleyip gelen misafire bakınmaya başladım. Uzun boylu çarşaflı bir bayan. Yüzü dahi kapalı. Ben kapıya varınca Eyad içeri girip yalnız bıraktı bizi. Buyurun. Kim diye merak ederken kapıdaki misafir peçesini yukarı doğru kaldırıp beni şoklar içinde bıraktı. Gelen misafirin kim olduğunu öğrenince tüylerim diken diken oldu. Sevgi. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin. İçeri girebilir miyim? Tabii seni görünce yani böyle kapıda yani şaşırdım. Buyur içeri. Teşekkürler. Şaşkınlığım hala üzerimdeyken Sevgi'ye yolu gösterdim.
Kafamda milyonlarca soru işaretleri ve karmaşa. Aslında buraya hiç gelmeyecektim. Yani yüzüne nasıl bakacağım diye düşünüp dururken... Rahat ol sevgi. Çok üzdüm seni. Bir önemi yok bu saatten sonra. Affetmek bu kadar kolay mı onca şeyden sonra? Yaradan'dan af dileyen insana kızgın olamam ben. Onu seven birine yüz çeviremem. Sevgi gözyaşlarına boğuldu. Sessizce ağlamaya başladık. Yanıma gelip sarıldı, ellerimi öptü. Sevgi değişmişti. Sarıldığında damarlarında dolaşan acıyı, hüznü, pişmanlığı hissettim. Otur, anlat kardeşim, bu ani değişim nasıl oldu? Bebeğimi kaybettiğim gün. Hastaneden seni kovmuştum ya. Sokakta dolanıyordum öyle. İçim bir garipti, ölmek istedim. İntihar etmeye karar verdim. Eve doğru yürümeye çalışırken yolumu kaybettim. Yaşlı bir kadın çıktı karşıma. Bana yardımcı oldu. Yolu gösterdi benle yürüyerek. Hava buz gibi. O soğukta ikimiz de umursamaz bir halde yürümeye devam ediyorduk. Karlı sokaklarda. Kadın... Birden ölümden bahsetti. Gelip gideceğiz demeye başladı. İntihar eden gençlerin çoğaldığından. Kadın içime okuyor gibiydi. Kur'an'dan ayetler okudu. Uzun uzun konuştu. O kısacık mesafede saatlerce süren şeyler anlattı. O kısacık zamana her şeyi sığdırdı. Öyle şeyler söyledi ki... Yüreğim, yandım ben Nina. Cehennemliyim, ateşlerde yanmalıyım. Af dile Yaradan'dan dedim. Tövbe aldım. Af diliyorum her nefeste ama olmaz Nina. Ben kendimi affedemezken... Allah affedendir, merhamet sahibidir. İçine düşen sevgiyi soğutma hiçbir vakit. O kadın kimmiş? Beni caddeye getirdikten sonra birden kayboldu. Çok bakındım etrafa ama bulamadım. Aynı sokaklardan defalarca geçtim. Beni bulup getirdiği caddeye kadar yürümek 3 dakika bile sürmüyordu. Onca şey konuştuk o kadar yürüme. Aman yarabbi. Subhanallah dedim. Kendimi toparlamaya karar verdim. Cehennemde yanmak umurumda bile değil. Peygamberin aşkıyla yanıp kavrulmak istiyorum. Allah aşkıyla yanıp tutuşmak istiyorum. Aşk istiyorum Nina. Gerçek aşkı istiyorum. Maşallah. Peki neden çarşaf? Nasıl yani? Yani normal kapanabilirdin yani ferace ya da... Çarşaf biraz farklıdır. Seni kimse görmemeli. Biliyorum. Ama okulda çarşaf yasak. Hatta iş hayatında. Ne yapacaksın? Okulu bıraktım. Ne? 1-2 hafta olmadı. Üniversite benim için cehenneme giriş oldu. Tüm pislikleri yaptım. Dünyanın tüm kirli oyununa aldandım. Ailen ne diyor? Haberleri yok henüz. Bebekten de yoktu zaten. Okumaya diye evden çıkıp perişan bir şekilde eve dönüyorum. Hiçbir şey umurumda değil. İmanımı korumak istiyorum Nina. Bana yardım et. Elbette kardeşim. Uzattığın el hiç havada kalır mı? Bizim sohbetlere gideriz. Tuane ile tanışırsan işlem zaten tamamdır. Deyip gülmüştüm. Sevgi gerçek aşkın peşine düşmüştü. Dünyevi olan her şeyden elini ayağını çekmişti. Uzun uzun konuştuktan sonra Tuana'nın yanına gidip birlikte sohbet evine geçmiştik. Sevgi evin verdiği maneviyata bağlanmış gibiydi. Gözleri aşkla bakıyordu. Tanıştığı kadının gizemine takılmıştı kafam. Elbette vardır bunda da bir hikmet deyip sohbet odasındaki yerimi aldım. Tuana telefon görüşmesi yaptığı için sohbetin başlaması bir hayli uzun sürmüştü. En azından Kur'an okusun diye aklımdan geçirirken karşı taraftaki iki kızın konuşmalarına şahit olmuş ve duyduklarım karşısında büyük üzüntü duymuştum. O yarışmaya katılması gereken son kişiydi bence. Ben de öyle düşünüyorum. Akşamki bölümde neler olacak acaba? Babam ve abim izin vermiyor. Sinir oluyorum onlara. Bu akşam misafirliğe gidecekler ama hasta numarası yapıp evde kalır öyle izlerim artık. Benim de annem izletmiyor. Aklını karıştırıyor diyor sürekli. Eski kafa hepsi. Yüreğim sıkışmıştı. Yalan yok. Kendimi çok kötü hissettim. Duyduklarım beni perişan etti. Öyle maneviyat dolu bir yerde dünyevi şeylerden söz etmek. Sıkışan kalbim dert yanmak istedi. İçimden geçenler dile gelmek istedi. Dışarıdan sesler geliyor diye bağırdım odanın orta yerinde. Sohbettekiler anlamsızca bana bakıyorlardı. Tuana sesimi duyunca kapı eşiğine gelmiş beni izliyordu. Elimi kaldırdım pencereyi göstererek ve devam ettim içimdeki sesi dışarıya döküp. Dışarıdaki sese kulak verin. Bakın ne diyorlar. Yerinden kalkıp bakıyorsun dışarıya meraklı gözlerle.
Bir de bakıyorsun o geliyor. Resul-i Ekrem geliyor. Muhammed Mustafa geliyor. Ya Nebi, o geliyor. Dışarıdaki sesler yükseldikçe yükseliyor. Peygamber sana doğru geliyor. Evine misafir olmaya geliyor. İşitiyorsun bunu. Kalk ve kapıyı aç. Koş, sarıl ayaklarına. Yapabilir misin? Hiç düşünmeden dışarı çıkıp onu karşılamaya çalışabilir misin? Televizyonda izlediğin programı değiştirip dini bir kanal mı açacaksın yoksa televizyonu mu saklayacaksın? Ya okuduğun dergiler, elinden hiç düşmeyen telefon, onları saklayıp hiç okumadığın Kur'an'ı mı ortaya çıkaracaksın? Küf tutmuş seccadem nerede diye mi düşüneceksin? Tesbihin nerede? Hadi acele et, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana doğru geliyor. Kapıyı çalınca ne yapacaksın? Açmayacak mısın? Korkuyor musun yoksa? Utanıyor musun? Hangisi? Hadi cevap ver. O geliyor. Tuana kapı eşiğinde yerde oturmuş gözyaşlarını siliyordu. Odadaki diğer kızlar gibi. Sevgi dizlerini kırıp kendine doğru çekmiş, kollarıyla sıkmıştı bacaklarını. Başını dizlerinin arasına gömen Sevgi hıçkırıklara boğulmuştu. Az önceki konuşmaya şahit olduğum iki kız ise yüzleri kızarmış, gözleri şiş ağlar haldeydi. Ben durup etrafıma bakınınca Tuana yanıma gelip kulağıma doğru eğilip ''Sakın durma, devam et.'' dedi. Ara verdiğim konuşmaya devam etmiş, bir saat boyunca hiç susmamıştım. Ben anlattıkça herkes ağlıyordu. Ölüm yakın. Yüzleştirmek istiyordum. Sohbet bitince Tuana, Sevgi, Demet, Kader, Kerim'e hepsi tebrik edip sohbetin devamını istemişlerdi. Umre'ye gitmeme 3 gün kalmıştı. Kızlar dua istemişti Kabe'de. Bizi unutma deyip uzun uzun sarılmışlardı. Sevgi'yi Tuana'ya emanet edip evime geri dönmüştüm. Hazırlıklar son sürat devam ediyordu benim için. Mutluluk ile, aşk ile. Ve kutsal topraklara doğru. Sıcaklığın en tepede durduğu saatte otelden çıkıp heyecan içinde ilerliyorduk. Buraya ilk gelişimde oysa bu sıcaklık nereden geliyordu? Neden bu kadar kendimden buluyordum bu sokakları? Garip duygulardan geçiyorum sürekli. Heyecan tavan, kalbim sıkışıyor ara sıra. Ellerim, ayaklarım, tüm bedenim titriyor. Betim, benzim, soluk. Huzur var içimde fakat farklı bir duygu daha var. Ne olduğunu tam olarak anlamadım. Hissettiğim şey çok garip. Eyat yanıma gelip kulağıma fısıldadı. Gözlerini kapat. Anın muhteşemliği beni çarpmışken şapşal gibi kala kaldım oracıkta. Gözlerini kapat ne demekti? Bu durumda hele. Sırıtıp bana bakan Eyad'ın sözünü dinleyip gözlerimi yumdum. Gözlerimi yumunca ilerlemekte zorlandığım için Eyad kolumdan tutup yön veriyordu benim yerime. Birkaç adım attıktan sonra durmuştuk. Gözlerimi açmam gerektiğine karar verip araladım göz kapaklarımı. Bekledim 5-10 dakika aynı pozisyonda. Sayısız volkanik patlamalar yaşıyordu yüreğim. Bedenim ve ruhum. Boşluğa düştü ellerim, gözyaşlarım. Peygamber kokusu işlenmiş bu topraklara dökülmek istedi. Gözyaşlarım gibi toprağa karışmak istedim. Karşımdaki eşsiz görüntü ruhumu esir aldı. Yere yığıldım. Eyad kolumu tutmaya çalışırken kapaklandığım yerden eriyip gidiyordum. Eyad'ın kolundan destek alıp yürümeye başladım. Her adımda maneviyat soludum. Her adımda aşk soludum. Her adımda Allahu Ekber diye zikretti dilim. Anlatmak, konuşmak. Saçma, titreyen bedenime şaşıyorum en çok. Asıl sevgiyi fark etmekten miydi bu titreme? Ya hissettiğim bu üşüme? Çok şey vardı yüreğimde. Sevda üzerine, sevda ekliyorum ben yürüdükçe. Adım atıyorum Kabe-i Muazzama doğru. Huzura kaşıyorum Kabe-i Şerife doğru. Cennete dokunuyorum Kabe'nin o simsiyah örtüsüne dokunurken. Gözyaşımın nemi çarpıyor zikreden dudaklarıma. Çılgın bir kalabalığın ortasındayım. İçime hayat üfleniyor. Anın şapşallığı kaçmış içime. Kelimesiz bir an daha yaşıyordum şu an. Avuçlarımı açıp dokunuyorum o maneviyata. Dilim gibi ruhumla zikir edip etraftaki diğer insanlar gibi aşkın peşine atılmalı ve ibadetle solumalıyım. Hala kendime gelemedim. Kainatın karanlığında bile muazzam bir görüntü. Huzurun aşkla ahenk itince dans ettiği zamanlardayım şimdi. Mutluluk bir adım ötemde. Lal olmuş çığlıklar içindeyim. Sessizlik ve huşu hakim yüreğime. Dolanıp duruyoruz Mekke sokaklarında. İlerliyoruz. Biz ilerledikçe övgüler yükseliyor Rahman'a. Sözcükler canıma, ciğerime batıyor. Alevlendiriyor şehadet sesleri beni. Beni etkilediği gibi herkesi. Oturdum bir adağında Kabe'ye doğru. Demlendim.
kendimi dinleyip kargaşadan sıyrıldım. Yabancılaştım hatta kendime. Saat 6 yönünde durup beni izleyen Ea'da gözüm çarpıyor bir an. Elinde mavi tesbihi zikir halinde diğer müminler gibi. Göz göze gelince tebessüm etti yüzü ama garip bir huzursuzluk vardı üzerinde. Yanıma gelip oturdu taşların birine. Kabe seyrine o da katıldı. Garip bakıyordu etrafa. Öyle yaralı bakıyordu bakışları. Dertli görüyor seni isterim. Ne? Neyim var diyorum. Duygusalım sadece. Duygusal? Ne zaman buraya gelsem tuhaf oluyorum. Çok garip, farklı ya. Ne gibi? Her geldiğimde yani ne bileyim. Neyse işte. Hayat. Efendim anlat hadi. Ya boş ver öyle bakma. Dina, annem, babam, arkadaşlarım falan. Dua ediyorum. Ölüm o kadar yakın ki ama bu seferki farklı. Farklı? Yani seni böyle huzur içinde görünce çok yanılttın beni Belina. Seni gördükçe eski düşüncelerim geliyor aklıma. Utanıyorum. Hep böyle kalır mı? Kalırım. Yanımda kalama olur mu? Merak etme. İliğime kadar batmıştım yıllar önce. Elimden tutup battığım kuyudan çıkarmıştı beni hayat. Ne büyük nimetti hayatım için. Semaya doğru açtım kollarımı, duaya başladım. Kendim için dua ettim Kabe'ye karşı. Eyad için, annem babam için, Tuana için, sevgi için. Türkiye'de, Suriye'de, Pakistan'da, Amerika'da, Hindistan'da, Çin'de, Filistin'de, Endonezya'da, Güney Afrika'da. Tüm Müslüman kardeşlerim için dua ettim. Tüm kardeşlerim için gözyaşı döktüm. Maneviyatın en kuvvetli olduğu yerde nefes oldum ben. En güzel yerde dua ettim. Ağladım. İzin verdim ilahi aşk ışıklarının yüreğimin perdelerini aralayıp içeri süzülmesine. İslam dinini ve mükemmel imanı ihsan ettiği için Allah'a hamdolsun. Ya Rab, beni cehenneme koy ve bedenimi öyle genişlet ki her yeri kaplasın. Benden başka kulun yanmasın diyen Hazreti Ebu Bekir'den titreyen dudaklarım alıntı yapıyor yüreğim. Ah ah, sonrasında zaman geçmişti. Umre'den dönüşü büyük bir hüzün içinde Kudüs'e doğru yol alıyorduk. Sessizliği nesil olan bir ben vardı otobüsün içinde. Benim gibi sessizliğe gömülen Eyad yanımda oturmuş iç çekiyor, arada bana bakıyordu. Çok üzgünsün. Efendim? Üzgün görünüyorsun. Nasıl üzgün olmam? Böyle ayrılık yüreğine bakıp yakmaz mı insanı? Canım yanıyor Eyad. Keşke hep orada kalsam. Özlerim ama. Sen de kalırdın. Sensiz olmaz ki. Bensiz de yaşayacaksın. Hayır, yok öyle bir şey. Öğreneceksin. Hayır deme öyle, istemiyorum. Varsa kaderde kabul edeceksin Lina. Sen bensiz devam edebilir misin? Sorum havada asılı kalmıştı. Elbette yaşayabilirdi. Sevmiyordu ki hala beni. Başını yana çevirip otobüsün içindeki ağlayan bebeğe odaklandı. Beni öylece bırakıyordu sürekli. Sevecek miydi acaba beni? Seni seviyorum diyecek miydi bir gün? Yollar hiç bitmeyecekti. Oruçlu oruçlu geçen yolculuk perişan edecekti beni. Yol boyunca 20-30 defa uykumdan uyanacak, önce etrafa sonra saate bakacaktım. Sonra bir ara yatmana dönüp namaz dedi, namaz kazaların. Oo dedim, kabarık bayağı. Ne kadar? 11 yıllık çarp 360 ile 39.600. 5 vakit olunca çarp 5 ile 198.000. Bu kadar. Böyle oluyor değil mi? Neyse uyu sen. Ya suratını öyle yapma. Bu kadar kaza mı olur? Dalga geçme. Ya ama Lina baksana. Gülmeyi kes lütfen. Neyse inşallah kazalarım biter. Gülme. Tamam tamam. Çok kaldı mı diye sordum. İftara mı? Yok, Kudüs'e. Sınır kapısının 2 saati var. İyi bari. 3-4 saat sonra orada oluruz. 3-4 mü? He ya. Sınırda 2 aydır bekleyenler var. Giriş çıkış kapatılmış durumda. Ne? Biz niye gidiyoruz o zaman? Yarın açılacak. Sen nereden biliyorsun? Orasını boş ver. Ya açılmazsa? Millet orada aylardır bekliyor. Hasta olanlar çıkış yapmaya çalışıyor. Bulaşıcı hastalıklar da artar. Artıyor tabii. Millet yollarda uyuyor. Açlık, sefalet. Ey tamam, sakin ol. Olamıyorum Lina. Zoruma gidiyor. Her şey düzelecek, merak etme. Yıllardır düzelecek diye bekliyoruz. Kimsenin bizi gördüğü yok. Orası öyle ama. Ama
Neyse Lina, kapatalım bu konuyu. Konuşmak daha iyi gelmiyor. Peki. Üzülüyorum Lina. Müslüman kardeşlerimi göremiyorum. Kimse ölen, öldürülen kardeşlerini görmüyor. Canım çok yanıyor. Siyonistleri yerle bir etmek istiyorum. Filistin'i dur diyen yok. Ne yapıyorsunuz diyen yok. Yapılan son baskınlar yüzünden Mescid-i Aksa yıkılmak üzere. Gerçekten mi? En son göründüğünden daha kötü durumda mescit. Ciddi misin? Maalesef. Eyat, ne olacak bu dünyanın hali? Dünya? Esir oluyoruz değil mi? Dünyaya aldanıyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur ki, dünya şu altı şeyden ibarettir. Yiyecekler, içecekler, giyecekler, binekler, nikahlılar, güzel kokular. Yiyeceklerin en değerlisi baldır. Halbuki o bir sineğin yiyeceğidir. İçeceklerin en değerlisi sudur. Ama onda iyi kötü herkes müsavidir. Giyeceklerin en değerlisi ipektir. O da bir böcek dokumasıdır. Bineklerin en değerlisi attır. Onun da sırtında adam öldürülür. Nikahlıların en değerlisi kadındır. O da çiş yeri içinde çiş yeridir. Kadın en güzel yerini zinetler. Halbuki onun en çingikin yeri arzu edilir. Güzel kokuların en değerlisi misktir. O ise kandır. Yahya İbni Muaz radıyallahu anh der ki, dünya öyle uğursuzdur ki dalman şurada dursun, onun özlemi bile seni Allah'a ibadet etmekten alıkoyar. Ehli halden biri der ki, ölümü gerçek bilen kimseye şaşarım. Nasıl sevinebilir? Cehennemi gerçek bilene de şaşarım. Nasıl gülebilir? Dünyanın insanla nasıl değiştirdiğini görenlere şaşarım. Ondan nasıl güvenebilirler? Kaderi gerçek bilenlere dahi şaşarım. Niye hırsla didinirler? Oo güzelmiş, nereden duydun bunu? Sohbet işe yarıyor elbet ama senin sohbetini özlemişim. Bir şeyler anlatsana. Hem yolculuk böyle çok sıkıcı. Hikaye dinlemeye ne dersin? Süper diye ellerimi havaya kaldırıp çırpmaya başladım sevinç içinde. Bana hikaye anlatmayalı çok uzun zaman olmuştu. Kulaklarımı açtım. Yüreğimin en temiz duygularını o saatte ona açtım ve huzura doğru adım attım, Filistin'e doğru. İbrahim İbni Ethem ile Şekikül Belhi Mekke'de karşılaşırlar. İbrahim Şekik'e, seni bu duruma getirmeye sebep ne oldu diye sorar. Şekik şöyle cevap verir. Günlerden bir gün çöle varmışım. Kıraç bir yerde yatan kanatları kırık bir kuş gördüm. Kendi kendime şurada oturayım ve bu kuşun rızkının nereden geldiğini gözetleyeyim dedim. Kuşun karşısında yere çöktüm. O sırada gagası arasında çekirge taşıyan başka bir kuş belirdi. Kırık kanatlı kuşun yanına konarak gagası arasındaki çekirgeyi onun gagasına bıraktı. Bu durumu görünce içimden, bu kuşu öbürüne vasıta kılan Allah'a nerede olursam olayım benim rızkımı da sağlamaya kadirdir diyerek kazanç peşinden koşmaya son verdim ve kendimi tamamen ibadete adadım. İbrahim İbni Ethem ona, peki neden sen o kırık kanatlı kuşa yiyecek taşıyan sağlam kuş olup daha yüksek dereceli olmak istemiyorsun? Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veren el alan elden daha üstündür diye buyurduğunu duymadın mı? Müminin alameti iki dereceli olan her şeyde daha üstün olan derecenin peşinde koşmaktır. Böylelikle ancak iyilerin menziline ulaşabilir. Bu cevabı alan Şekik İbrahim İbni Ethem'in elini tutarak öptü ve ya Ebu İshak, İbrahim İbni Ethem'in lakabı, sen bizim üstadımızsın dedi. Fakat insan bir neticeye ulaşmak üzere sebeplere el attığı zaman gözünü bunlara dikip onlara takılmamalı. Tersine her zaman bakışlarının hedefi ve emeğinin amacı Allah olmalıdır. Bu hususta dilenciyi örnek almalı. Bilindiği gibi dilenciler diyenirken bir kap kullanırlar. Fakat kap onun aracı olduğu için diyenirken gözlerini kaba değil, onlara bir şey verecek olan insanlara dikerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanların en zengini olmak isteyen kimse Allah'ın katında bulunan varlığa elindeki varlıktan da çok güvenmelidir. Uzun müddet İbrahim İbni Ethem'in radıyallahu anh hizmetinde bulunan Hüzeyfetül Merasiye bir gün onun yanında bulunduğum süre içerisinde karşılaştığın en şaşırtıcı olay nedir diye sorarlar. Hüzeyfe şu cevabı verir. Mekke'ye giderken yolda günlerce aç kaldık. Sonunda Kufe'ye vardık. Yıkık bir camiye sığınmıştık. Bu sırada İbrahim İbni Ethem yüzüme bakarak bana, ''Ya Hüzeyfe,
sen acıkmış görünüyorsun öyle mi? Diye sordu. Ben de ona durum şeyhimin gördüğü gibidir cevabını verdim. Bunun üzerine bana kağıt kalem getir dedi. İstediklerini ona getirdim. Besmele'nin arkasından her durumda hedef sensin. Her manada yöneliş sanadır diye yazarak şu manzumeyi kağıda döktü. Ben handedenim, ben şükredenim, ben zikredenim, ben açım, ben kayıbım ve ben çıplağım. Altı durum saydım. Ben bunların ilk yarısını üzerime almıştım. Ya Rabbi, diğer yarısından da sen kefil ol. Senden başkasını övmek benim için cehennem alevlerine dalmaktır. O halde zavallı kullarını cehenneme düşmekten koru. Manzumeyi bitirince yazılı kağıt parçasını elime uzattı ve bana dışarı çık ve sakın Allah'tan başkasına gönül bağlama. Bu kağıt parçasını da ilk karşılaştığın kimseye ver der. Dışarı çıktım. İlk karşılaştığım insan katırına binmiş biriydi. Kağıt parçasını adama uzattım. Adam onu elimden aldı. Yazıyı okuyunca ağlamaya başladı. Bu yazının sahibi ne yaptı diye sordu. Falan camidedir diye cevap verdim. Bunun üzerine adam bana içinde 600 dinar bulunan bir kese altın verdi ve geçip gitti. Arkasından birine daha rastlayınca ona şu katırın sırtında giden adam kim diye sordum. Karşımdaki bana o bir Hristiyandır diye cevap verdi. Dönüp İbrahim'in yanına vardım. Olup bitenleri anlattım. Bana o keseye sakın dokunma çünkü o adam şimdi gelir dedi. Biraz sonra keseyi bana veren Hristiyan İbrahim'in dediği gibi içeri girdi. İbrahim'in başucunda diz çöktü. Onu öpmeye başladı ve arkasından İslam'ı kabul etti. Sübhanallah. Gözyaşı dök diye anlatmadım. Neden bu kadar çok ağlıyorsun Urma Fidem? Korkuyorum. Ölüm mü korkutuyor? Öldükten sonra vereceğim hesap. Aslında veremeyeceğim hesap. Üşüme geliyor yereğime. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Ariflerden biri der ki, ey insanlar, amellerinizi düşünerek taşınarak işleyin. Hiçbir zaman Allah korkusunu kalbinizden çıkarmayın. Uzak vadeli emeller ile oyalanarak ölümü unutmayın. Dünyaya sakın bel bağlamayın çünkü o gayet aldatıcı ve gaddardır. Üstten bakarak gözünüzü boyar, boş vaatler ile aklınızı başınızdan alır. Süslenip püsleyerek kendisine talip çeker. Böylece alımlı bir gelin gibi ortaya çıkar. Böylece bakışlar ona dikilmiş, kalpler ona tutulmuş, nefisler ona aşık olur. Oysa nice aşkının kanına girmiş, nice ona gönül bağlayanı yüzüstü bırakmıştır. Ona gerçeğin gözüyle bakın. O sayısız belaların yurdudur ve onu bizzat yaratıcısı orlamıştır. Onun yenisi yıpranır, mülkü elden gider, ileri gelen itibardan düşer. Çoğu azalır, sevgisi ölür, iyiliği kaybolur. Gaflet dalgınlığından gözlerinizi açınız. Allah hayrınızı versin. Gün gelir sizin için falanca rahatsızdır yahut ağır hastadır. Acaba iyileşmesinin çaresi var mı? Yahut onu doktora mı götürelim? Denilmeden uykunuzdan uyanın. Sonra senin için doktor çağırdır fakat iyileşmene umut kalmadığı görülür. O zaman falanca vasi yerini yaptı, malı saydı derler. Sonra dili ağırlaştı, dostlarıyla konuşamıyor, komşularını tanıyamıyor denir. Bu arada alnından teller boşalır, arka arkaya initileri duyulur. Yaklaşan akıbetini kestirmeye başlarsın. Gözlerin fal taşı gibi açılıp sabit bir noktaya dikilir. Tahminlerinin gerçekleşmek üzere olduğunu sezersin. Dilin peltekleşir, kardeşlerin ve yakınların ağlamaya başlar. Bu oğlum falancadır, şu kardeşim filancadır diyerek sana yanı başındakiler takdim edilir ama artık konuşmaktan alıkonmuşsundur. Konuşamaz, bir dilin mühürlenmiştir. Arkasından ilahi hüküm üzerine iner. Canın bedeninden sonra göklere çıkarılır. O zaman yakınların başında toplanır, kefenini hazırlar. Ölünü yıkayıp kefene sararlar. Artık gidenin gelenin olmaz. Seni kıskananlar rahatlar. Yakınların mirasını paylaşmaya koyulur. Sen ise amellerin ile baş başa kalırsın. Sus, sus dedim, sus. Ellerimi açıp yüzümü kapadım. Gözyaşlarım dışa vurdu. Kendisini yine ve yine. Eyad'ın anlattıklarını işiten diğer yolcular da sessizliğe gömülmüş, benim gibi ağlıyordu. Hemen önümde oturan yaşlı teyze ufuklara dalmış, yanaklarına düşen cemreleri siliyordu. Ben de yanağımdaki ıslaklığı silerken fark ediyordum. Geçmişim arkamda bir yüktü. Hatalarımı sırtlamıştım resmen.
Hesap günü tüm hatalarım herkes önünde ortaya dökülecekti. Ellerim, ayaklarım, kalbim, gözlerim, parmaklarım, midem, tüm emanet organlarım isyan edecek, şikayet edeceklerdi. Bu kul içki içti, Yaradan'a karşı geldi. 19-20 yaşına kadar alnı secde görmedi diyecekler. Zina yaptı diyecek gözlerim. Nefsine hakim olamadı, çok yemek yedi, aşk alanları düşünmedi diyecekler. Yalan söyledi, dedikodu yaptı. Bir değil bin defa ölecektik hesap günü. Ölüm değildi korkulan. Ölümden sonrasıydı yürekleri yakan. Pencereden dışarıya bakıp bunları düşünürken Eyad kulağıma eğilip bir şeyler mırıldandı. Bismillahirrahmanirrahim. Duha kuşluk vaktine andolsun ve zifri karanlık çöktüğü zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, yani bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden, yani dünya hayatından daha hayırlıdır. Eyad kulağıma okuduğu dua suresiyle yüreğime dokunmuştu. Allah affedendi, bağışlayandı. Dünya üzerinde ya da evrende ondan daha merhametlisi yoktu. Sessizliğe gömülen otobüs sınır kapısındaki yerini almıştı. Dışarı çıkmadan pencereden gördüğümüz kadarıyla kuyruk bir hayli uzundu. Filistin'e girmeye çalışanların değil, çıkmak için bekleyenlerden bahsediyorum. Ne olmuştu acaba deyip merak içinde bekleyişe geçtim. Eyad oturduğu koltuktan kalkıp inmeye çalışınca kolundan tuttum ve bana doğru bakınmaya başladı anlamsızca. Ters giden bir şey mi var diye bakacağım dedi. Çabuk gel dedim. Tamam dedim, merak etme. Dışarıda büyük bir kalabalık. Sınır kapısına hücum etmiş insanlar. Bu kötüye işaretti. Filistin'de kötü şeyler mi olacaktı yine? Neydi bu bulutların taşıdığı hüzün? Siyonistlerin askerleri vardı uzaktan gördüğüm kadarıyla insanların karşısında. Müslümanlar yine eziliyor deyip bir af çekti iç sesim. İftarın okunmasına yarım saatten az kalmıştı. Eyad elinde su kovası, ekmek ve salça ile geri dönmüş, otobüsteki yolculara getirdiklerini dağıtmaya başladı bir bir. Aldığı duaları tebessümle kabul edip yerine oturmuş, kalan son iki sudan birini bana vermiş, son ekmeği de bana uzatmıştı. Bu ekmek bana çok, ikiye bölelim dedim. Olmaz dedi, küçük bir dilim zaten. Az yediğimi biliyorsun, hem paylaşmak gerek. Bana küçük bir parça ver o zaman. Olmaz dedim, eşit olacak, ikiye böleceğim. İyi bakalım, domates salçası vardı ama kalmadı, ona göre. Oğlum, buyur nenem. Ben salça yemem, bunu siz alın. Yok nenem, olur mu? Al al, bu yaşta böyle şeyler vermeyin bana. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü var. Çok yiyip içerek kalbi öldürmeyin diyor. Tam hatırlamıyorum ama böyle bir şeydi. Çok yiyip içerek kalbi öldürmeyin. Çünkü çok sulanmış bitkinin kuruması gibi oburluk da kalbi öldürür diye araya girmiştim. Yaşlı kadın tebessüm edip salçayı bizimle paylaşmıştı. Ezanın okunması için bekleyiş içindeyken tedirginlik içimizi kemiriyordu. Ezan şimdiye kadar çoktan okunmuş olmalıydı. Ters giden bir şeyler vardı. Eyad yerinde zor duruyor, herkesin dudakları dua mırıldanıyordu. Korkuyordum ben de. Ne zaman Filistin'e gelsem kötü şeyler mi olacaktı? Benim yüzümden miydi bu kara bulutlar? Yoksa hep mi böyleydi bu maneviyatı büyük şehir? Ezan okunmadı Eyad. Yerinde gitmeyen şeyler var. Sınırın gerisinde neler dönüyor? Kafayı yemek üzereyim. Aşağı inebilir miyim? Tamam ama dikkat et. Yerimden kalkıp dar koridordan geçip dışarı attım kendimi. Hava ne soğuk ne de sıcaktı. Ama üşüyordu şah damarım. Rüzgar çarşafımdan içeri girip titretiyordu bedenimi. Sağa sola bakınmaya başlayınca gördüklerim karşısında şok geçirdim. Filistin'in o eski, yıkık, harap evlerinin üzerinde koca koca siyah dumanlar. F-16 geziniyor yine. Bir zamanlar mavi olan gökyüzünde. Aylardır sınırda bekleyişte olan insanlar barış içinde sınıra doğru kaçmaya çalışmakta. Siyonistlerin ellerinde ağır silahlar, sınıra koşan, özgürlüğe koşan, umuda adım atanlara karşı hedef seçilmekte. Dışarıdaki sesleri duyan Eyad koşarak otobüsten çıkıp karşıma geçip bana baktı önce. Gözlerimi ayırmadığımı görünce, odaklandığım yöne bakınca kalbine ok saplandı Eyad'ın. Titrediğini hissettim.
acısını yüreğimde hissettim. Gözleri doldu. Adım attı titreyen bacaklarıyla. Haykırmak istiyor gibiydi. Acısı çoğaldıkça çoğaldı. Sınırdaki hareketlilik artmaya başladı. Küçük çocuklar ve onların anneleri. Umutlarıyla koşarken askerlerden birkaçı hedefine doğru bir iki kurşun yolladı. Hedef aldığı beden oracıkta yere yığılıp şehadet edip gökyüzüne süzüldü. Önce minik bir çocuk veda etti bizlere. Sonra bir baba, bir ağabey, bir kız kardeş, bir dede, bir küçük çocuk daha. Şehadetler ard arda geliyordu. Hayat adım atmaya başladı sınıra doğru. Önce bir, sonra iki, üç, dörtken koşmaya başladı çığlık atarak. O koşarken dünyam sarsıldı. Yer kabuğumda çatlamalar oluşmaya başladı. Ardımdan koştum. Durdurmak değildi amacım. Şehadete eşlik etmekti elbette. Ölmek vakti geldiyse, ölüm kapımda bekleyişteyse selam verirdim ölüm meleğine. Hoş geldin deme vakti gelmiş miydi? Ben koşarken Eyad'ın arkasından biri bana bakarak Eyad'ı durdurmamı söylüyordu. Ne olduğunu algılamaya çalışırken o kişinin Eyad'ın arkadaşlarından biri olduğunu hatırladım. Kendime gelip hızlanmaya başladım ve Eyad'ın tişörtünden tutup engel olmak istedim. Hiç beceremedim elbette. Eyad o kadar sinirli ve öfkeliydi ki durdurmak imkansız gibiydi. Arkadaşı önüne geçip engel oldu daha fazla ilerlemesine. Eyad'ın arkasında durup sarıldım ona. Sahilimi kalbine doğru götürüp gitme diye bağırdım. Titreyen vücudu karşı geliyordu bana ve arkadaşına. Biz engel olunca durdu. Yere yığıldı. Ben de yamacına gidip yüzüne baktım. O kadar çaresizdi ki. O başını yerden kaldırıp bana baktı. Bana bakınca ağlamaya başladı. Bağırarak, çığlık atarak, isyan ederek. İlk defa onu böyle görüyordum. Elleriyle kulaklarını kapatıyor, uçan uçakların, bağıran insanların seslerini işitmemeye çalışıyordu. Diğer Müslümanlar gibi kulak ardı etmek istiyordu bu olanları. Ama canını yakıyordu bu. İnsanlar ölüyordu gözlerinin önünde. Titreyen ellerini bana dolayıp başını boynuma doğru gömdü. Ağlayışları şiddetleniyordu her silah sesiyle. Kollarımda bana sarılmış biri vardı. Minik bir erkek çocuğu. İlk defa sarılmıştı o çocuk ve ağlıyordu dünyaya. Haksızlığa içini döküyordu minik çocuk. İçini yakan ateşi benle söndürüyordu. Korkuyordu. O kadar korkuyordu ki kolunun değdiği, ellerinin değdiği yerler morarmış ve acı içindeydi. Hüngür hüngür ağlıyordu çocuk. Kollarımın arasında kayboluyordu. Gözlerimi kapatsam da gitmiyordu. Teslim olanla teslimiyete direnenin yüzleri. Eyad kollarımda ağlayış içindeyken karşımda ölüm zılgıtları. Yükselen havar sesleri. Ta şuramda bir sızı, feryat içindeyim. Filistin'in kaderi, Filistin'in acısı. Tüm hücrelerimde hissettiğim bir acı yaşıyordu Filistin. Gözlerimi kapattım, başladım dua ile orucumu açmaya. Kitap inzal eden Allah'ım, hesapları çabuk gören Allah'ım, ey sıkıntıda olanlara yardım eden, üzüntülerini gideren Allah'ım. Bizden sıkıntılarımızı, üzüntülerimizi gider. Sen bize ve bütün müminlere inenleri görüyorsun. Allah'ım ayıplarımızı örtüver, korktuklarımızdan emin kıl. Ey ikram edicilerin en ikram edicisi ve rahmet edenlerin en rahmet edeni. Büyük isminin, arşının, izzetinin meakadı hürmetini. Kitabından sonsuz rahmetin hürmetini. Rahmet nebisinin faziletinin sonsuzluğu hürmetine ve zatının sevgisi hakkını. Allah'ım zatının sevgisi hakkına bizi koru. Allah'tan başka ilah yok, ancak Allah var. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri muhakkak ki Allah'ın Resulüdür. Allah'ım bizi onu şefaatçi kıl. Senin yanındaki kıymeti hakkı için. Sen her şeye kadirsin. Sevap da günah da Ali ve azim olan Allah'ın verdiği güç iledir. Ve zaman geçmeye devam ediyordu. Siz hiç ağlarken dua edip ölen insanların ruhlarına el salladınız mı? Sevdiği adam ne zaman sevecek, ne zaman ellerimi tutacak diye beklerken karşınızda durup darmadağın oldu mu? Ağlarken sarıldı mı size sevdiğiniz? İlk sarılışı ölümler içinde oldu mu? Benim adım Lina. Ben Filistin'e gelin gelmiş, Filistin halkının acılarıyla büyüyen, olgunlaşan biriyim. Açlığı burada öğrendim.
Kaybetmeyi burada öğrendim. Ağlamayı, kederi, umuda veda etmeyi. Aşk ile gelip hüzünle veda etmeyi. Hepsini burada Siyonistler yüzünden en acı bir şekilde öğrenecektim. Kader peşimizi hiç bırakmayacaktı. Hep darmadağın kalacaktı sevdam. Bugün günlerden salı, 20 Haziran. Ramazan'ın 25. günü. En acımasız yerden vuruyordu İsrail. Ramazan ayında bile insan olmadıklarını belli ediyorlardı. Yarın Kadir gecesiydi oysa ki. Duygusuzlardı bunlar. En yakın şahitleri ben olacaktım. En savunmasız anımda esir düşecektim ellerine. Çekmeyeceğim acı kalmayacaktı. Geçen zaman dahi unutturmayacaktı bana olanları. Hüznüme şahit 3 kişi olacaktı bu evrede. Eyat, Affan yenge ve May Umut. Sabahın yeni göz açmış saatlerinde secdeye durmuştuk sınır kapısında. Gece boyunca yaralılara müdahale etmiştik sıfır malzemeyle. Yorgun bedenimiz secdeye dinleniyor, Allah'a en yakın olduğumuz konuma gelmeye çalışıyorduk. Dualarımızla sarıyorduk acıyı. Şu ana kadar hiçbir açıklama veya bir yardım ele gelmemişti komşu ülkelerden. Birkaç açıklama yapılmıştı dünkü olanlar için. Kınıyoruz demiş, içimizi rahatlatmışlardı. Ne büyük jestti kınamaları. En büyük destekçimiz yine Filistin halkından geliyordu. Sabaha doğru Filistin'e yalnızca girişler bir saatliğine açılmıştı. Bu sayede içeri girmiş, topraklara ayak basmıştık. Bu kadar önemli bir günde secde edip Yaradan'a dua edeceğimi düşünüp dururken, şimdi yıkılmış paramparça halde olan evlerin arasından Mescid-i Aksa'ya doğru ilerliyorduk. Acının zirvede olduğu anlardan biriydi. Ne cami kalmıştı ortada, ne ev, ne de sokak. Her yer darmadağın, gökyüzü hala gri. Güneş doğmaya utanır gibi. Oysa mevsimlerden yazdı. Güneş sevinçle doğmalı, etraf yeşillik kokmalıydı. Güneşsiz olur muydu gün? Kardeşine mi gidiyoruz? Hastaneye gitsek önce olmaz mı? Olur elbette, nasıl istersen. Uzun süre sessiz kalan hayat nihayet konuşmaya başlamıştı. 2-3 kelime de olsa rahatlatmıştı beni. Hastaneye varmamıza yarım saat kalmıştı. Hayat gözlerini yumdu. Nefesini tutmuş bırakmıyordu. Ağlamak üzereydi yine. Kendini zor tutuyordu. Gözlerini aniden açıp bana baktı. Kulağıma yaklaşıp "Elimi tutar mısın?" dedi. O kadar acıklıydı ki yüreğime kurşun yemiş gibiydim. Sarsıldım. Oturduğum yerde çakılı kaldım. Ben istemeden o ilk defa elimi tutacaktı. Hem de bunu kendisi istiyordu. Şaşırmakta elbette haklıydım. Gözlerim doldu böyle sorunca. Cevap dahi vermediğimi o konuşmaya başlayınca hatırladım. Elini tutunca veya sarılınca iyi geliyor, rahatlatıyor beni. Tutmama izin ver. Çünkü bu acıya dayanamıyorum. Sol elimle elini kavradım, avucumun içine aldım koca elini. Sağ elimle de yanağına dokundum. Ben dokununca gözleri kapandı. Yüreğine dokunuyordum sanki. Beni sevgi mi hissediyor gibiydi. Yüreği beni kabullendi artık dedi iç sesim. Başımı omzuna yasladım. Hastaneye varana kadar öyle kaldık. Hastaneye vardığımızda Filistin halkı bıraktığım gibiydi. Acılı ve hüzün dolu. Yaralılarla dolan hastane odaları, tüm fayansların rengi kırmızı, acının rengi kırmızı. Kur'an okuyan küçük bir kız gözüme ilişiyor arada. Hasta yatağının başınca dikilmiş, ayet ayet sevgi aktarıyordu yaralı babasına. Bu gece Kadir gecesiydi. Mescid-i Aksa ibadetle, sevgiyle dolunmalıyken şimdi Gazze Şifa Hastanesi tıka basa doluydu. Bu gece dualar yükselmeliydi gökyüzüne. Şehadet edenler değil. Eyad ile hazırlanıp doktorlara yardıma koşmuştuk. Elimizden geldiğince yardım etmiştik gün boyu. Aç kalan bünyem dayanamıyor, ara ara baş dönmesine, vücudumun titremesine neden oluyordu. Çok yaralı vardı hastanede, yetişemiyorduk. Dışarıdan gelen tıbbi malzemelerin hastaneye varmasına engel olmuştu İsrail ordusu. Çıkan arbedede ölenler olmuş, onun haberini getiriyordu yaralılar. Herkes yardım için koşuşturuyordu ama tıbbi malzemelerin sayısı belliydi. Siyonistler yine yapacaklarını yapıyordu. Akşama doğru saldırılar durmuş, ibadet için herkes Mescid-i Aksa'ya koşuyordu. Eyad yanıma gelip gitmemiz gerektiğini söylediğinde iftarın okunmasına 10 dakikadan az kalmıştı. Elinde su ile yürümeye koyulduk. Okunan ezanla suyu önce bana uzatmış, iftarımı açmamı beklemişti.
Küçük su şişesini alıp bir yudum aldıktan sonra onu uzattım. O da birkaç yudum içmişti. O suyu paylaştığımız an bizi birleştiren andı. Acı beni ve onu biz yapıyordu. Yol boyunca düşünüp durmuştuk. Mescide gelince ayrılıp kadınların olduğu yöne gitmiştim. Namaz kılıp dualar etmiştik hep birlikte. Ben dua ederken bir koku kapladı etrafı. Eşsiz bir koku. Maneviyatım coştu. İçeriye birileri girdi sanki ama herkes oturmuş dua ediyor, Kur'an okuyordu. Önüme dönüp kaldığım yerden devam ettim zikrime. O esnada kadınların uğultuları duyuldu. Kadınlar ayağa kalkınca tekrar arkamı dönüp uğultuların geldiği yöne döndüm. Bu o kadındı. Affan yengeyle sohbetine katıldığımız kadın. O zaman da böyle olmuştu galiba. O içeri girmeden biri girmiş gibi olmuştu. Gizemli birine benziyordu zaten. Kadın bir yere oturup duaya başladı. Tüm kadınlar yönünü ona çevirip dinlemeye koyuldu. Ben arkalarda kalmış, kadını bile göremiyordum. Olduğum yerde kalıp ibadetime devam edeyim derken bir kadının sesi yükseldi. Filistin'in mavi gözlü gelini, Lina. Sesin geldiği yöne bakınca şaşıp kalmıştım. Sohbeti yapan yaşlı kadındı bana seslenen. Tüm kadınların gözleri bendeydi. Ona baktığımı görünce gülümseyip konuşmaya devam etti nur yüzlü yaşlı kadın. Tayyip'in gelini Lina değil misin sen? Benim efendim. Uzak kalma, yaklaş. Uzun zamandır yoksun buralarda. Yeni geldik. Kutsal şehrin kokusu var sende, gel. Utanma, yaklaş hele. Umre yaptık eşimle. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Yerin iyi mi? Elhamdülillah. İyidir efendim. Kadın tebessüm edip dua eşliğinde günün güzelliğinin vurgusunu yapıyor, diğer taraftan da yapılan saldırılar hakkında önemli şeyler söylüyordu. Konuşması etkileyiciydi. İnsanı kendisine çekiyordu hemen. O konuştukça yüreğimize huzur ekleniyordu sayısızca. Ebu Hureyre buyurur ki, Kadir gecesi yeryüzünde çakıl sayısından çok melek iner. Onların inmeleri için gök kapılarının hepsi açılır. Her yana nur saçılır. Büyük bir tecelli meydana gelir ve bu gece melekût alemi açılır. Fakat bu hususta insanlar birbirinden farklıdır. Kimine hem gökyüzünün ve yeryüzünün melekûtu bir arada açılır, gökyüzünün perdeleri aradan kalkınca bu kimseler ayakta dikilen, oturan, secdeye kapanmış, zikreden, şükreden, tesbih eden ve tehlil eden bütün melekleri asli kimlikleriyle görürler. Kiminin önüne cennet açılır ve orada evleri, köşkleri, hurileri, nehirleri, ağaçları, meyveleri görür. Göğün tavanı olsa arşı müşahede eder. Peygamberlerin, velilerin, şehitlerin, sıddıkların konaklarını görür. Bu melekuta dalar, rahmet deryasında gezintiye çıkar. Cehennemi, onun tabakalarını ve içindeki kafirlerin barınaklarını ve diğer fevkaladeliklerini görür. Kimin de önünden Allah ile arasındaki perde kalkar da ondan gayrı hiçbir şeyi görmez olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim Ramazan'ın 27. gecesini sabaha kadar ibadet ile geçirirse, bu benim nezdimde bütün Ramazan geceleri yapılan gece ibadetinin hepsinden daha sevimlidir. Hazreti Fatıma, babacığıma geceyi ibadet ile geçirecek gücü olmayan kadın ve erkekler ne yapsın diye sordu. Peygamberimiz ona şu cevabı buyurdu. Onların yastıklarını dikip üzerine yaslanarak bu gecenin herhangi bir saatinde oturup Allah'a dua etmeleri, benim için bütün ümmetimin, bütün Ramazan gecelerinin hepsinde yaptıkları ibadetten daha sevimlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim iki rekat namaz kılıp istiğfar ederek Kadir gecesini ibadet ile geçirirse Allah tarafından bütün günahları bağışlanır. Allah'ın rahmetine gömülür. Cebrail aleyhissalatu vesselam kendisini kanadıyla okşar. Cebrail'in kanadıyla okşadığı kimse cennete gider. Sonrasında Amel Necda'nın evine gitmiştik sabaha doğru. Güneş doğmak üzereyken varmıştık eve. Amel ve eşi Şihde evde yoktu. Nerede olduklarını sormamıştım bile. İçeri geçip odaya geçtim. Yorgunluk vücuduma sinyal verip duruyordu. Eyad'ın gözlerinde, yüzünde yaralı bir ceylanın bakışı vardı. Odada dolanıp duruyordu. En son ne zaman birlikte kalmıştık bu odada? Kaç saat önceydi? Kaç gün, kaç yıl geçmişti? En son ne zaman baş başa kalmıştık bu odada hatırlamıyorum. Kasım'dan Şubat'a, Şubat'tan Mayıs'a soluyorum. Savruluyorum mevsimlerden mevsimlere.
Odanın içinde kulakları sar eden bir sessizlik hakimdi. Aşk denizinde boğulurcasına özlüyor ve seviyordum onu. Aynı odanın içinde bile. Ona baktığımı fark edip beni süzdü. Yaralı bakışlarıyla göz göze gelince dünkü hali aklıma geldi. Yandım, bittim, küle döndüm. Gözlerim dolunca başımı yere eğdim. Yanıma gelip yatağın köşesine oturdu. Aramızda 7 parmaklık mesafe vardı yalnızca. Hiçbir şey söylemeden 10 dakika boyunca o şekilde oturmuştuk. Yorgun bedenim daha fazla dayanamadığı için yerimden kalktım. Nereye dedi. Çok yorgunum, uykum var dedim. Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey mi istiyorsun? Hayır yok. Söyle yapayım. Yok yani. Şey diyecektim. Söyle yat, dinliyorum. Yanında uyuyabilir miyim? Şaşırmıştım. Benim mi? Dedim. Yani dedi. Neyse ya, öylesine söylemiştim. Hadi uyu. Ya dur ama gitme ya. Beni dinlemeden geçip gitmişti. Ne oluyordu böyle? Onun yanında neden konuşamıyordum ki? Neydi benim sorunum? Onun yanında konuşmak dahi istemiyordum açıkçası. Konuşursam, yanlış bir şey söylersem çekip gider diye çok korkuyordum. Ona söylemek istediğim çok şey vardı ama yapamıyordum. Her attığı adımda yanında olmak, her aldığı nefeste bir olmak istiyorum ama sıkarım diye adım dahi atamıyordum. Sevmek güzel ve zahmetli şey. Feministler görse şimdi şu halimi, bir kaşık suda boğarlardı. Bir erkeğe bu kadar mı bağımlı olunur? Egemenliğine bir erkeğe Alman ne saçma der dururlardı. Ama o herhangi bir erkek değildi. O benim kocamdı. Sevgilimdi, sevdiğimdi. Ah gel de mutlu olma deyip yatağa attım kendimi. Ağzım kulaklarımda, uyku için kapattım göz kapaklarımı. Sonrasında sabah 10 gibi yola çıkmış Gazze Şifa Hastanesi'ne gidiyorduk. Kudüs'te eksik doktor fazla yoktu. Gazze'de ise hem hasta çoktu hem de doktor azdı. Cuma gününe kadar Kudüs ile Gazze arasında mekik dokuyacaktık. Eyad'ın içindeki yardım sevgisine aşık oluyordum her gün. Yorulmak nedir bilmezdi. Bir of dediğini duymadım şu ana kadar. Kendimi hep onu örnek gördüm. Onun gibi merhamet dolu olmalıyım dedim. İyilik güzel şey. Onunla öğrendim mutlu olmayı ve mutlu etmeyi. Bugün Perşembeydi. Ramazan'ın bitmesine yakın havalar iyice ısınmaya, bunaltmaya başlıyordu. Hastalar iyileşince mutlu oluyordu insan. Erdoğan bebeğin mucizesine şahit olmak yüreğimi oklatan bir duyguydu. Ölenler bir tarafa, inadına yeni bebekler doğuyordu. Filistin'in yaralı şehrinde. Savaşa inat, yaşam diye sevinç çığlıkları atıyordu anne ve babalar. Rabbimin rahmeti Filistin ve diğer Müslüman ülkelerin üzerinde olsun. Rabbimin rahmeti dünya üzerindeki her Müslüman kardeşim üzerinde olsun. Kaçıncı oldu bu? 18. Maşallah. Birine benim adımı verdiler. Renkli miydi gözleri? Evet. Hangi renk? Kahverengi. Kahverengi mi? Hani renkliydi? Kahverengi renk değil mi? Aflina ya. Yat ama senin de sorduğun soruya bak. Renkli mi? Doğum yaptırdıkça çocuk gibi oluyorsun sanki. Nasıl yani çocuk derken? Espri anlayışın tuhaflaştı sanki. Eskiden de pek iyi değildi ama. Af tamam ya hadi önüne bak. İftarda yetişemiyoruz zaten. Yolda alırız bir şey. Yarın cuma namazından sonra Refah'a gidiyoruz. Bayramı orada geçireceğiz yani. Evet aslında Kudüs'te bayram namazını kılıp öyle gitmek istiyordum da. Bayram namazından sonra gideriz o zaman. Ya öyle düşündüm ama Refah'a gitmek zorundayız. Yarın toplantı var. Hastanede mi? Yo. Ne toplantısı peki bu? Hamas. Ya öyle bakma gitmek zorundayım. Zorunda değilsin. Sınırda ne olduğunu gördün. Sen de şahitsin bu duruma. Sessiz kalmamı nasıl beklersin? Sessiz kal demiyorum ki sana. Git savun kendini ama böyle örgütle falan olmaz ki. Öyle bakmayı kes. Nasıl? Kötü bir şey yapıyormuşum gibi bakıyorsun. Öyle çünkü. Delina. Nasıl görmüyorsun bunu anlamıyorum. Örgüt bizleri koruyor. Sevmediğin o örgüt sayesinde Kudüs'tesin şu an. Onların dökülen kanı sayesinde Mescid-i Aksa'da namaz kılıp dua ediyorsun. Onlar olmasa çoktan boşaltmışlardı burayı. Neyse tamam bağırma. Sen bağırınca korkuyorum. Özür dilerim ama haklıyım. Neyse tamam. Cuma gideriz. Pazara kadar Kudüs'te kalmak zor olur. Hem bizimkiler Refah'ta. Hepsi mi?
Evet, senin geleceğini bilmiyorlar. Sürpriz yapayım dedim. Affan yenge, beni görünce çok sinirlenecek. İyi kadındır aslında. Gülme ya. Tamam, sinirli huysuz olabilir ama anlaşırsan süperdir. Diyorsun. Gerçekten öyle. Kızdığına falan da bakma ha. Çok sever aslında bizi. Seni özellikle. Beni mi seviyor Affan yenge? Evet, şaşkın şey Affan yengem. Şok oldum. Beni görünce suratı düşüyor da. Yoksa ben yokken bir şey mi söyledi? İyi ki gitti dedi. Aa, bu mu güzel şey? Seni sevmese öyle demezdi. Burada kalmak pek tercih edilmez ki cennet bahçem. Ya ne oldu? Yok bir şey. Tuhaf tuhaf bakıyorsun ve şu saçma sırıtış. Saçma mı? Ne alaka, utanıyorum ben. Ne dedim de o sandın ya? Cennet bahçem dedin ya. Rahatsız mı oldun? Bir daha demem. Yo, ağız alışkanlığı, kusura bakma. Ağız alışkanlığı mı? Herkese mi diyorsun bunu? Neyi? Herkese bu şekilde mi hitap ediyorsun hayat? Var Malina, sakin. Hayır elbette. Seni görünce öyle şeyler söylemek istiyorum. Ağız alışkanlığı derken bunu kastettim. Oldu mu şimdi? Tamam oldu. Sıkıntı yok. Hep söyle ama. Bu kadar sinirli olduğunu bilmiyordum. Sinirli diyelim ki dedim. Bana pek öyle gelmedi. Sadece kıskandım. Beni mi? Evet. Başka birine bu şekilde hitap etmiş olma olasılığım mı seni kıskandırmaya itti? Evet. Kıskanç biri misin? Evet. Çok mu? Çok. Gülümseyip durdu. Aniden sırıtışı farklı bir hal aldı. Bir şeyler düşünüyordu ama ne? Durgunlaşmıştı aniden. Konuşmak ister gibiydi ama susuyordu. Dudaklarını aralayıp kelimelere dökmek için çaba gösteriyordu. Kötü şeyler miydi aklından geçen? Nedendi bu ani durgunluk? Ne oldu diye sordum. Hiç, neden dedi. Ani duygu değişimi yaşadın da birden. Düşünüyorum dedi. Neyi dedim? Daha önce başka birini daha kıskanıp kıskanmadığını. Ne demişti bu şimdi? Başka erkeği sevip sevmediğimi soruyordu alttan alttan. Yüreğime büyük bir ağırlık oturdu o konuşmaya başlayınca. Başka birini sevme olasılığım nasıl olurdu ki? Kimse olmadı demiştim. Güven sorunu mu vardı? Bana inanmıyor muydu? Sevgime, aşkıma, bana. Hem geçmişimde öyle biri olsa bile geçmişimi sorgulamadan evlenmemiş miydi? Şimdi mi gelmişti aklı başına? Yapılır mıydı bu bana? Yüreğim paramparça edilir miydi? Utandım. Hissettiğim duygu sadece bu. Büyük bir utanç. Benden şüphe ediyor olması. Geçmişim yüzündendi. Yani geçmişimin küllü yüzü yine beni bırakmıyordu. Yaptığım hatalar sırtımda bir yüktü ve sırtımdan ineceği de yoktu. Susuyorsun Lina. Neyse. Anladım ben dedi. İşte böyle dostlar. Bu bölüm de burada bitti. Yeni bölüm en yakın zamanda inşallah. Bu güzel hikayenin yazarı Aygül Ak. Yeni bölümü beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim. Hikayenin adı Hurma Ağacı. Hikayeden ufak bir kesit okuyayım size. Titriyordum. Bütün vücudum korkudan titriyordu. Birileri sesleniyordu, iyi olup olmadığımı soruyordu ama cevap veremiyordum. Kitlenmiştim. Birisi suyu eliyle yüzüme çarpınca kendime geldim biraz. Kafamı kaldırınca insan kalabalığını gördüm. Birinin şu uzattığını görünce titreyen elimle aldım ve bir iki yudum içtim. Titremem daha da azaldı ve duyularım açıldı. Ah, ölüyordum. Milim vardı ölümle aramda. Kendimin bile duyamayacağı şekilde teşekkür ederek suyu yanımdaki kişiye uzattım. Bir şey değil kızım. Daha iyi misin? Hadi gel. Evim hemen şurada. Gidelim. Otur az kendine gel. Kafamı çevirip dikkatli bir şekilde bakınca başörtülü bir bayan olduğunu gördüm. Ağzımı açıp konuşmaya halim olmadığından kafamı sallayarak onayladım ve yardımıyla arabadan indim. Bir an yürüyemeyeceğimi sansam da kadının desteğiyle yavaş adımlarla evine gittik. Zaten evi de çarptığım evdi. Ah, çok utandım. Göz göre göre gelip duvarlarına çarpmam yetmemiş gibi varlığımla rahatsız ettim gece gece insanları. Belki de uykularından uyandılar. Beni oturma odasındaki koltuğa yere uzanır şekilde oturttu kadın ve çekindiğimi anlamış gibi baktı gözlerime. Çekinme kızım. Hayat bu. Olur böyle kazalar. Çok şükür burnun bile kanamamış. Cüz atlattın.
Söylediklerinden sonra biraz rahatladım tabii. İyi birine benziyor. Kapının ağzında ayakta birinin varlığını hissedince kafamı çevirip oraya baktım. Benden en fazla 2 yaş büyük olduğunu tahmin ettiğim bir adam dikildiğini gördüm. Ve çarpmanın etkisiyle mi bilmiyorum, kalbim daha hızlı atmaya başladı. Yeşil miydi o gözler? Hem de en sevdiğim tonu. Yok canım, kazanın etkisindeyim ben hala. Kadın baktığım yönü fark edince döndü ve yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. İşte böyle. Bu hikayenin devamını dinlemek için YouTube'da arama kısmına hurma ağacı diye yazarsanız ya da Lina ile Ensar da yazabilirsiniz. Çıkacaktır. Muhteşem bir hikaye sizleri bekliyor. Eğer hala Cihan Bozacı YouTube kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.